çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkürler. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ay benden de öyle kalpler, selamlar, sevgiler. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri. Bayramda da canlı yayında hep birlikte yayınlarımızı yaptık. Çok da ilgi gösterdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Buradaki çok değerli konuklarım, sevgili avukatımız, bize başvuran aileler. Hemen hızlıca programa başlamak istiyorum. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bayramda da canlı yayında sizlerle birlikteydik. Evinize bizi konuk ettiğiniz için. Ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicilerine bugüne kadar böylesine destekledikleri için çok alkış, büyük bir alkış gönderelim istiyorum. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Haftaya bu enerjiyle başlayalım istedik ve haftaya mutlu bir haberle başlayalım istedik. Birazdan gelişmelerden haberdar olacaksınız. Her şeyden sizi haberdar edeceğiz. Ekranda da bir yandan telefon numaralarını arkadaşlarım paylaşıyorlar. Bizi her türlü konuda, hangi konuda yardım istiyorsanız, bu program sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sonuçlar da alıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Merak etmeyin, Nuran cinayeti ve de Şükran'ın cinayetiyle ilgili er ya da geç adalet yerini bulacak. Biz de çok çalışıyoruz. Jandarma, Jinsat Soruşturma Savcımız Giresun'da, Isparta'da inanılmaz, inanılmaz çalışıyorlar. Yeri ve zamanı gelince her şeyi açıklayacağım. Sevgili avukatım Tunca Toker hazır. Ekran başında sizler hazırsınız. Ekiplerim hazır. Hemen hızlıca programa başlayalım mı? Bence başlayalım. Çünkü güzel bir haber vereceğim. Şimdi Mersin'den anne oğul bize başvurmuşlardı. Muhammed konuşmuştu. Erkek oğlu daha doğrusu. Kız kardeşinin kaybolduğunu, 18 yaşına basar basmaz evden gittiğinden, sevgili Dilara'nın evden gittiğinden bahsetmişti. Güzel haberlerimiz var, gelişmelerden haberdar olacaksınız. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız, birazdan öğreneceksiniz. Ama önce Mersinli anne oğlu Seyhan Hanım'la Muhammed Bey'i bir çağıralım mı? Gelsinler lütfen, buyurun. Selam aleyküm, kolay gelsin. Sağ ol canım. Sağ ol Allah. Teşekkürler, sağ olasın. Ne güzel, o annene çok benziyorsun. Gözler aynı annen doğru, ya. Doğru. Annen en başa olsun, sen de yanına otur lütfen. Sizle burada hem kız kardeşin sevgili Dilara'ya çağrıda bulunmuştun. Anne de öyle çok üzülmüşlerdi. Konuştuklarımızı bir hatırlayalım, sonra arkasından Dilara'yı bulduk. Nasıl oldu, gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi. Dilara da bambaşka şeyler anlatıyor sevgili Muhammed. Sıkıntı oğlum. Ha, sıkıntı yok diyorsun, rahat ol diyorsun. Rahat mı ama? Tamam, ben rahatım. Asıl sen rahat ol. Bak, birazdan kız kardeşinle... Çok rahatım ama. Öyle mi? Kız kardeşin çok farklı şeyler anlatıyor çünkü. Anlatır ablam, o anlatır. Cuma mı, perşembe mi konuşmuştuk? Biz bir yandan da tabii çalışmaya devam ettik. İhbarlar geldi. Vazgeçme izleyicileri gerçekten benim için çok çok önemliler. Olayların aydınlatılması için de çok fazla çalışıyorlar. Gördükleri en ufak şeyi de söylüyorlar bize. Hatırlatma girsin lütfen. Ne arıyorum ben burada? Peki. Aile perişan. Evlenmek istiyorum dese. Her zaman arkandaydım ben. Şu anda da arkandayım. Sevgili Muhammed ve sevgili Seyhan, ana oğul, Mersin'den yayına geldiler. Evet. Şimdi Seyhan Hanım'ın kızı, 18 yaşındaki sevgili Dilara, 18 yaşına basar basmaz evi terk ediyor, gidiyor. Ailesi, abisi hiçbir şekilde Dilara'dan haber alamıyorlar. Sevgilisi olduğunu öğreniyorlar. 10 Şubat'ta sabah işe gidiyor, bizden önce gidiyor, biz ondan sonra gidiyoruz. Tamam canım. Ondan sonra annem saat 4'te işten geliyordu, biz gece geldiğimiz için. 4'te gelirken annem üstünü değiştirirken battı, eşyası yok dolapta. Evet. Burak diye bir sevgilisi var. Evet. Sevgilisi onun de da... İstanbul'da. Ve onun yanında. Peki söylemedi mi? Hayır, aynı evde yaşıyorsun. Hayır. Abisisin, annesi. Evet. Hiç ben böyle birini seviyorum. Böyle de hiçbir şey demedi. Yani o günden beri 10 Şubat'tan bu yana kayıp. Evet. Hiç haber alamadınız hayır, mı? Bir hiçbir şekilde. En son bu otogarına yürüdüm sadece. Otogarca söyledik. Evet. Dedik bir ara arıyordu adına Allah.
bir bilet kesilmiş mi? Ondan sonra bir tane de gittim dedi. Dilara ayrıldı. Saat 7'de bilet kesti. Bursa'ya gidecek diye. Yani evlenmek istiyorum dese. Olabilir insanın kalbi. Evlenebilir. Ama gelip de desin ki ailesini. Beni arasın. Abisiyim ben. Ya da annesini arasın. Ya da ablasını arasın. Şimdi sevgili Muhammed, annenle beraber siz bize başvurduktan sonra biz Dilara'nın fotoğraflarını yayınlamaya başladık. Bir yandan da araştırmalarımız devam ediyordu. Sonra Bursa'dan bize bir ihbar geldi. Muhabirimiz tam yola çıktığında, yani Bursa'ya yaklaştığı sırada sevgili Sevda, senin kardeşin aynı zamanda hem Vazgeçme izleyicileri görmüş hem de halan görmüş. Doğrudur. Bursa çarşıda görmüşler ve biz de Dilara'ya bu şekilde ulaştık arkasından. Yani halanın yanına gidiyor galiba. Yani baya baya Bursa'da gezmişler bunlar iki sevgili. Sevgilisi var mı senin kız kardeşinin? Hadi sevgilisiyle öyle beraber nerelerde kalmışlar? Biz o anları, Dilara'ya ulaştığımız anları Vazgeçme izleyicisinin ihbarıyla gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı gönderiyorum sevgili Bursa'la Vazgeçme izleyicileri. O anları bir ekranlarınıza getirelim. Sonra kızımızı hemen burada annesiyle ve abisiyle kavuşturacağız. Bakalım neler olacak? En az sizin kadar merak ediyorum. Çünkü Muhammed o gün farklı şeyler anlattı. Hiçbir şey bilmiyorum dedi. Ama işin rengi öyle değilmiş galiba. Bilmiyorum. Kardeşin öyle söyledi. Birazdan burada olacak kız kardeşin. Ama Bursa'daki ilk aldığımız anlar bir önce ekranlarınıza gelsin mi? Sosyal medyaya da lütfen yükler misiniz arkadaşlar? Buyurun lütfen. Sevgili Dilara 18 yaşına basar basmaz o gün bir yere gidiyorum diyor. Evi terk ediyor, gidiyor. ...18 yaşındaki Dilara'dan yaklaşık 2 aydır haber alınamıyordu. Didem Arslan Yılmaz'a Dilara'nın Bursa'da olduğuna dair bir ihbar geldi. Saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. Şu anda Dilara'nın bulunduğu adrese doğru yola çıktık. Dilara'nın olduğu ihbar edilen eve geldik. Şimdi kapıyı çalacağız. Bakalım bize kapıyı kim açacak? Merhaba, Didem Arslan Yılmaz'ın ekibindenim ben. Buradasın, iyi misin? İyiyim abi. Sevgili Dilara bu arada 10 Şubat'tan bu yana kayıp. 10 Şubat'tan bu yana kızından sevgili Muhammed'de kız kardeşinden haber alamıyor. Kız kardeşinle kavuşmaya hazır mısınız? Hazır. O günden beri bir telefonla konuşabildiniz mi? Hiç telefon görüşmedi. Sadece kaçtı zaman saat gece 4'te konuştum. 4'te konuştun. Evet, ama çok farklı konuştum onunla ama. Ama 10 Şubat... Sesi çok farklı geliyordu ama ona. Yani 10 Şubat'tan beri kız kardeşini görmüyorsun. Yok. Sen de kızını görmüyorsun. Yok, biz görmemiş. Tamam arkadaşlar, sevgili Dilara hazır hemen alalım mı? Ben çok merak ediyorum. Biliyorum daha doğrusu bize anlattıklarını da. İzleyiciler de öğrenecek. Belki abisi ve annesi ne diyecek? Çok merak ediyorum. Çünkü çok acayip iddialarda bulunuyor sevgili Dilara. 18 yaşına basmış. Evet. Hayatında biri var. Evet. Ama öncesi ve sonrası gerçekten çok ilginç. Dilara gelir misin kızım? Gel gel Dilara gel. Çok da güzelmiş Dilara. Allah tabii senin kaderin de güzel yazsın. Önce bana geldin, teşekkür ederim. Sen ne kadar güzelsin. Annen, abin orada. Oyun gözler. Bence karşıya geçti. Biraz göz göze birbirinizi görün. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim abi. Nerelerde kalmışsın? Valla Bursa'daydım. Biliyorum da Bursa'da ne kadar güzel ya. Oy, inşallah bundan sonra şansın da güzel. En köşeye otur, en başa otur. Ha, otur orada. 18 yaşında mısın? Daha yeni doldurdun 18 yaşını. Hoş geldin. Sesin var değil mi? Konuşabilirsin. Konuşmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum abla. Biliyorum. Abin sana çok öfkeli bakıyor.
Farkındayım. Hı hı. Bir ailece önce bir konuşun, sonra ben soracaklarım var. Niye kaçtın? Korkma ya, korkma. Evet, sebep ne? Ne için? Severek kaçtım. Severek değil ama. Sen kaçarken niye söylemedin bize? Öyle demedin ama bize. Arkadaşımın yanına gidiyorum. Kız var yanımda dedin. Demedin. Gittim. Tamam, kaçtım. 2 ay oldu. Niye aramıyorum aileni? Telefonu yoktu hatta. Ailenin şu anda ne perişan olduğunu biliyor musun sen şu anda? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii ki de. Sizden korktum, şiddet uyguluyorsunuz. Kimse ne dönmüş? Şu baba anda... dövdü, sen de dövüyordun. Biz zamandayız, kimse sana karışmamış. Peki sen ne yedin, ne içtiğini bilmiyordun lan. Ne giydiğini bilmiyordun. Bursa'da ne halde olduğunu biliyor musun sen? Sokakta gezdin, sokakta. Bir lokma ekmek yedin mi? Şu 2 aydır. Yemedin ama. Var. Ne haline geldiğini biliyor musun sen şu anda? Biliyorum. Bilmiyorsun ama sen. Tamam mı? Şu anda bizi bu hallere getirdin değil mi? Şu anda bu hale getirdin sen bizi. Arasaydın bizi ama. Deseydin abi böyle böyle bir şey var. Anne böyle bir şey dayının var. Dayının haberi vardı. Kim ben, haberi vardı? Mehmet dayının haberi vardı. Sen söyle. Onu sen de, ben dedin. Dayın da bir annen konuşsun. Biz annen. 2 aydır biz hiç haber alamadık. Bu söylese de annem valla ben Bursa'daydım. Biz de gelir biz diyorsan Bursa'da yönetsen bir telefon alsaydı. Hep biz haber alamadık. Şimdi Dilara Bursa'da evet. 5 günde ben de oğlum beraber gittik Bursa'ya. Biz 5 gün otogarda masaların üstünde yattık biz 5 gün. Valla. Yemek ve hiçbir şey yememişiz 5 gün. Tamam. Uyku görmedik. Bir abi kardeş konuşsunlar. Söyle Muhammed. Evet, arasaydın beni. Ben sana aradığım zaman, kaçtığın zaman gece saat 4'te. Mesela aramadın mı? Telefonu beni engellemiştin. Arayan kişi de engelliyorsun dakika başı. Çok güzel. Herkese engelledin aileni, gelinini. Korkma sen korkma. Otobüsten, hatta herkes kaçıyor ha. Otobüsten birini seni aratırdım. Dilara ne oldu, niye kaçıyorsun? Bak aile şu anda çok perişan. Gel geri, neresen geri gel. Sen bana ne dedin? Gelmeyeceğim dedim. Gelmeyeceksin. Ben sizden uzaklara gideceğim. Evet. Kız arkadaşımın yanına gideceğim. Demedin mi? Dedim. Arasaydın bir gün bizi. Desen böyle böyle ben sevdim, kaçtım. O yandaki kimse de erkekse bak erkekse desin ki ben kaçırdım. O kimse de Allah ben vermiştim. O çocuksa. Bir şey merak etme biz yani onu da bulduk da. Ama önce sevgili Dilara ne kadar korkuyorsun ellerini böyle. Bana şunu söyler misin sen abinden Muhammed'den çok mu korkuyorsun? Evet abla. Yani senin onu dövdüğünü de hatalara... bir şey rica edebilir miyim tamam. Yani sevgili Seyhan'cığım? Çünkü abi de artık yani kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 gayet büyük kendisini ifade edebilir gayet iki kardeş konuşabilir. Yani sen özellikle ya tek abi sen misin? Benim bir ufam daha var. Yani şöyle çok mu korkuyorsun abiden evet, Muhammed'den? Abi. Evet abi. Yani bayağı ona şiddet uygulamışsın. Hiçbir zaman ona şiddet uygulamadım. Ya hatalar çok yanlış yaptı. Bak çok yanlışlar yaptı. Ya ama yanlış yapman ona şiddet yapan uygulama. Yapan insan yapar. Hatalarını her sebebine affettim. Ben hiçbir şey demedim. Çalışıyordu gece. Gece 12'lerde işten geliyordu. Telefonu yoktu o zaman. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Neden okumadın? 18'ine yeni girdin galiba. Evet. Değil mi? Doğum günün ne zamandı? 1 Şubat'ta. 1 Şubat'ta. Oğlak burcusun. Ay inatçısın. Kova. Kovasın. Pardon 1 Şubat özür dilerim. Peki yani abinden şiddet gördüğün için mi evden kaçtın? Yoksa sevdiğin biri var onu kabul ettiremediğin için mi evden kaçtın? Neden evden kaçtın? Yani abla biraz ailemden korktum vermeyecekler diye. Ona rahatsız zaten kendisi. Kim rahatsız? Benim yanına gittiğim çocuk. Ne rahatsızlığı var? Kanserdi. Kanser mi? Evet. Yapma. Tedavi görürdü zaten 2-3 yıldır. Ne kanseri? Bilmiyorum. Böyle bir kanser dedi bana. Çocuk sana kanser olduğunu mu söyledi? Evet. Yalan. Yalan. Allah Allah. Dur bir dakika öğreneceğiz ya. Yalan mı? Yalan oğlum. Yalan söyler. Dünya aleme sorun, aileme sorun. Çok yalan, yalan söyler. Çok yalan Dilara. Söyler. Evet, bir dedi ki tutmaz hiçbir zaman. Yani çocuk ona, peki özür dilerim ya, onun kanser olduğunu öğrenince mi evden kaçmak istedin? Yok. Ha, önceden biliyordun zaten. Biliyorum. Yani. Ama o kimse bak, o kimse buna bir madde verir buna yani. O madde vermezse sesi çok değişmişti. Çok çok değişmiş şu o zaman. Şu an senin gördüğün kardeşin yani hayır. Farklı mı? Çok farklı. Nesi farklı Dilara? Her türlü zayıflamış. Cinsi de her şeyi değişmiş şu an Tipi de değişmiş. Evet tipi de değişmiş. Çok zayıf. Allah Allah. Peki Dilara yani evden kaçmayı nasıl karar verdin? Seni ona Burak'a vermeyeceklerini, sevgiline vermeyeceklerini düşündüğün için. Sen kaç yıldır o çocukla 18 yaşındasın. Kaç yıldır tanışıyordun? 5 yıl. 5 yıl. Nereden tanıştın bir dakika dur Muhammed? Instagram üstünden. Instagram üzerinden. Senin 13 yaşından beri Instagram'ın mı var? Vardı. Peki Burak kaç yaşında kaçtığın çocuk? 19. 19. 5 yıl diyor da
Söyle ki 5 yıl... 13 yaşından beri öyleymiş tanışıyor. Allah 5 yıl diyor da. Söyle ki 5 yıl önce telefonun var mıydı? Evet, besin hele bakalım. Telefonun var mıydı? Söyle. Var mıydı 5 yıl önce telefonun? Kimin telefonu vardı? Annemin. Annemin telefonu da yoktu o zaman. 5 yıl önce telefonu yoktu. Sen 5 yıl önce neredeydin? Evet. 5 yıl önce neredeydin? Diyarbakır'daydın. Sen Diyarbakır telefonu mu vardı? Vardı annem. Yoktu telefon. Hangi telefon üzerine iletişim kuruyordun peki? Bir tanem telefonu vardı. Valla benim yoktu. Allah bunun Instagram'da yoktu. Instagram hesaplarını... Hayır şöyle yani annenin telefonunu yok. Kurup orada Instagram'ı açıp hayır, tekrar hayır, kapıda bilir kendisi. Allah yalan söylüyor. Da yok. Telefon yoktu zamanında. Bana gerçeği söyler misin? Allah yalan söylüyor. Yani bir şey söyleyeceğim bir tanem aşkım benim. Şimdi sen bize gerçekleri söyle ki biz sana yardımcı olalım. Sen bu çocukla nerede tanıştın? Instagram üstünden tanıştım. Tamam anda. Kaç yıl önce tanıştın? Valla çok oldu. Yani ben tekstile gitmiştim. Bak. Annem o zaman telefonunu şey Diyarbakır'dayken mi tekstile gitmiştin? Yok. Mersin'de. 5 yıl değil. Kaç yıldır Mersin'desiniz? 2019 Ekim ayından beri buradayız. 2019? Evet. 19? 4 sene oluyor. 4 sene. 5 yani de 5. 5 sene söylüyor abi. 5 sene olmuş Mersin'e geldikten sonra diyor. Evet. Diyarbakır'da değil mi demiyor. Mersin'e geldikten sonra olmuş. Allah o zaman telefon yoktu ki. Yine telefonu yokmuş. Telefon yoktu. Vardı annem telefonu tanıdık. Ben telefonu bir sene önce kendim aldım buna. Peki şöyle sen 17 yaşındayken bir sene önce bir sevgilinin olduğunu aileden birine söylemişsin. Yok. Kimse söylemedim. Bir kuzenim biliyordu. Ay 17 yaşındayken aileme sevdiğim biri var. Onun 18 yaşına gelince evleneceğim demişsin diye benim notlarım var. Ekibime şu ekibime de mi doğruları söylemedin? Doğruları söyledim. Sevda'yla konuştum. 17 yaşında kimle kime söyledin sevgilin olduğunu? Kuzenim diye biri söyledi. Berfin diye bir kuzenim vardı. Onu söyledim. Kuzenin derken dayının kızı mı? Yok yani uzaktan. Uzaktan akraba diyelim. Ha uzak ama ailen sayılmaz ki. Ailene söylememişsin sonuçta. Nasıl ben de öyle zannettim babanın yani. Babanın amcasının kızı. Babanın amcasının kızı. Yani yine akraba eyvallah da. Uzak beraber akraba. İşe gidiyor. Beraber işe gidiyor sadece. Tamam sen şunu söylüyorsun. Yani ben aileme 18 bize demiş ki öyle söylemişsin Sevda evet. Ekibimize. Bütün bak senin ekibimle konuştuğun her şey benim önüme geliyor. Tamam bir tane. Hı. Farz et ki sen ekibimle konuşuyorken aslında Didem'le konuşuyorsun. Didem ablayla konuşuyorsun. Hı. O notların hepsi bana geliyor çünkü. Şimdi sen o zaman aileni söylememişsin. Ablamla annem söylemiş. Onlar ben dışarı çıkarken onunla buluşurken annemle ablam öğrendiler aradı. Ablam beni 100 kere aradı. Ha, Burak Mersin'e mi geliyordu? Yok yalan söylemediler bak. Bak karşındasın yalan söyleme bak. Geliyordu. Bak, insan gibi bak konuşuruz burada bir şey demem bak sana. İnsan gibi konuş burada tamam mı? Yalan söyleme bak tamam mı? Yalan söylemiyorum. Sen kaç ayda tanışıyorsun lan çocukla? 5 yılda konuşmuyorsun. Vallahi kaç tane sevgili yaptın? Kaç tane yaptın ki? Bir tane yapmışım. Ya yalan söyleme Dilara bak. Kaç sevgilim vardı diye. Anam dokümanlara girsin bak dokümanlara girsin. Söyle abisi. Dokümanlara girsin. Bir kişiyle kızla konuşmuşsa ben ne olayım? Bir kızla konuşmamış. Hep erkek. Bak yalan söylediysen bak kışı kalıyor bundan bak. Hı hı. Hep böyle kararsızlık yaşayıp böyle farklı farklı insanların çok çabuk etkisinde mi kalıyorsun? Yok. Bir insan bir şey dedi mi dakikada inanır. Çok çabuk evet, ikna çok edilebilir yani. Affedersin. Bir çocuğa bir şeker verdim inanır. Bu da aynı şey öyle. Nasıl kaçtın evden o gün peki? Kaç Şubat'tı? 10 Şubat'ta nasıl gittin evden? İşten geldim abla. Evet. Tamam. O zaman kuzenim telefonumu almıştım arabaya binerken. Eve tamam. Geldim. Tamam canım. Abim karşıma geldi. Evet. Tamam. Bir şeyler dedi. Sonra ben direkt yattım. Hı hı. Ne dedi abin sana? Ya hatırlamıyorum. Bir şeyler dedi işte abla. Falan dedi. Ben de bavulumu hemen abim gittiğin gün ben bavulumu hemen hazırladım. Hı hı. Saat 4:30 geçe evden çıktım. Sabaha doğru 4:30'da. Kim seni peki karşıladı Mersin'de götürdü? Mersin neresinde yaşıyorsun? Tarsus. Tarsus'ta. Burak geldi mi seni evden mi aldı götürdü? Hayır. Sen nasıl gittin o sabaha doğru? Otobüse bindim. Gece yarısı otobüs mü var? Aa, 4, 4'te otobüs yok orada bizim akşam orada. 4'te araba da gitmez. Akşam 7'de otobüse bindim. Tamam. Kaçtın. Ben seni aradığım zaman niye demedin ki ben böyle biri başlıyorum? Bir dakika dur bir saniye. Otobüse binip nereye gittin önce? Hemen Bursa'ya mı gittiniz? Aynen öyle. Peki seni Bursa'da mı karşıladı Burak? Aynen Burak öyle. Bursa'da mı yaşıyor? Evet abla. Peki sonrasında seni bir yere götürmüş. Onun da ailesiyle sıkıntıları varmış Burak'ın galiba. Aynen öyle. Peki önce nerede kaldınız? Bir yerde kalmışsınız. Önce bir otelde kaldık. Hı hı. Ondan sonra bir arkadaşına gitti o. Ben de bir arkadaşıma gittim. Kim var senin Bursa'da arkadaşın? Zeynep de bir arkadaşım var. Akraba mı? Yok arkadaş. Tek başına mı yaşıyor? Yok ailesiyle yaşıyor. Ailesiyle yaşıyor. Aynen öyle. Çok yalan. Bu da doğru. Abi inanmıyor buna. Ben inanmıyorum oğlum. Ama arkadaşı yok. Bursa'da kim var? Zeynep'te kim var? Bağlansın hele bir ki. O kız kim? Söyle abine. Söyle kim? Arkadaşım. Bağlansın arkadaşım. Kim arkadaşın Lera? Arkadaşım işte. Zeynep'ten kim arkadaşı var? Lera orada. Bir tane arkadaşım kimin var. Kimin varmış orada? Benim bir arkadaşım var. Dayını taşıyordu.
Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Burada da bana doğru söyle. Bir dakika lütfen. Burada da bana doğru söylemiyor. Bak abini, abin o zaman şimdi sevgili izleyicilerine diyoruz. Bak. Abi şimdi abin çok net konuşuyor. Şimdi sen burada bir öyle burada ekibime anlattığınla bir dakika Muhammed bana anlattığın burada ekranda anlattığın bambaşka. Diyorsun ilk önce bir süreliğine abimiz gibi gördüğünüz birinin evinde yaşadık. Aynen öyle. Niye peki yalan söylüyorsun şimdi? Önce o gitti, abisi yanına gitti. Otele gitmemişsiniz bak. İlk gittiğinde otele gittik. Sen otele gitmiş olsaydın bize söylerdin. Önce abi diye bildiğiniz birinin evinde yaşamışsınız. Kim o? Vallahi onun Burak'ın dediği bir abi vardı, onun yanına gittik. Tamam. Ama daha sonrasında peki onun ailesinin yanına niye gitmedin Burak'ın ailesinin evine? Ailesine alıp bir sıkıntısı vardı. Ailesi orada Bursa'da mı yaşıyor? Aynen öyle. Bursa'daydı. Peki Burak kaç yaşında demişti? 19. O da küçük ya. Peki o ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Okumuyordur. Yok. Yani, o ikinci el yaşasın. Sokakta yaşayan bir insan çağırsın mı abla? Bir dakika. Ama sonrasında bak abin nereden biliyorsun sokakta? Ablam görüntülerle gelsinler. Tamam. İlk görüldüğü zaman basın halde. Muhammedciğim sakin bir dakika dur. Tamam anlıyorum ben seni öfkelisin ama öğrenmeye çalışalım. Sonra peki o da o kişi daha sonra sizi evden göndermiş. Siz sonra nerede yatıp kalktınız? Nerede yaşadınız? Vallahi bir gün hastanede kaldık. Bir gün? Yani bir gün. Ondan sonra da bir iş bulup çalıştık. İki aydır nerede çalışıyorsunuz? Ben mağazada çalışıyorum. Hı. Oda kıyafet falan var, oda çalışıyordum ben. Tamam, tezgahtarlık yapıyorsun, evet. Satış elemanısın. Evet. O nerede çalışıyor? O da ikinci el yaşasında çalışıyor. Peki nerede kalıyorsunuz? Nerede kalıyordunuz? Siz de çarşıda bir... vazgeçme izleyicileri görmüş, sonra da halana denk gelmişsin. Aynen. Peki bir nerede? Ev tuttuk. Ev tuttunuz? Evet, kiralık bir ev tuttuk, 8.000 lira. Peki. Onda pazartesi de yerleşecektik. Ha pazartesi yerleşecektik. Sen parayı nereden getiriyorsun ki Allah'ın sayesinde? Allah çalışıyorduk. Neyle çalışıyorsun? Yemeğe ne kadar diler orada? 17.000 lira. 17.000 lira kim yaşıyor şu anda kirada? Dilara. Aylık nerede 8.000 lira kira var Bursa'da? Var. Niye yalan söylüyorsun sen burada Dilara? Var. Yok. Var. Çalışmıyorsun. Ben çalışıyorum. Çalışmıyorsun Dilara sen. Sen nerede yaşadığını da ben çok araştırdım ikinizi de. O çocuğu da kimse. Bak ben yakaladım onu abla. Telefonda da yakaladım. Babamla konuştum. Yok dedi ben Burak'ım. Muş'ta yaşıyorum. Muşluyum ben de İstanbul'a yaşıyorum. Çalışan biriyim ben. Çünkü İstanbul'da ya Bursa'dan geldi ama Bursa'dan ya, getirdi. Bilmiyorum bak. Ben nedenini bilmiyorum. O usta bak ben. Konuştuğunu söylüyorum ben. Hı. Dedi ben Bursa İstanbul'a yaşıyorum dedi. Namazındayım dedi bak. Ben kızınızı kaçırdım. Ay çok özür dilerim. Ay. Dedi karşınıza geldim, kapınıza geldirdim. Ya benim çantamda Beyza'cığım alerji ilacım var. Verseniz de bütün ilaçları getirin de bir tane birkaç ilacım var. Dedi kapınıza geldirin. Ha. Tamam. Ben değilim dedi. Dedi aramayın beni bir daha. Rahatsız etmeyin beni. Tamam. Ben Bursa'ya gittim. İki gün sonra annemle beraber. Bursa'da gezdim her yeri. Ama bulamadın yani. Ben 5 yılında her yeri gezdim. Bak şöyle çalıştığına abin inanmıyor. Bak çalışıp yani sigortalı mı işe başladınız peki? Yok ben sigorta işe başlamadım. Benim kimliğimde fotoğraf yok. Allah bak inanmışsanız arkadaşım Burhan var. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi önce yani biraz o kişinin yanında yaşıyorsunuz. Abi olarak gördüğünüz birinin yanında yaşıyorsunuz. Hadi ne kadar yaşadınız orada? Valla bir iki ay kaldık. Bir iki ay nasıl kalacaksın ya? Sen yine kaçmışsın. Bir iki ay kaldık. İki ay mı? Hmm. Zaten iki aydır kaçmışsın. Yani Şubat'ın 11'i gittim de bir gün otelde kaldık abla. Tamam. Ondan sonra bir abi yerine koydu birinde kaldık. Tamam. O adam yani ailesi var mıydı? Bekar mı yaşıyor? Yani birileri yani, var mı? Yani evliydi. Evliydi. Bir abla vardı orada. Tamam. Peki sonrasında orada iki ay kalamazsınız yani. Çünkü... Yani evi ne zaman tuttunuz? Ya bir şey saklıyor ya. Doğrusun. Hadi, hadi bana gerçekleri söyle. Beni yorma canımın içi. Şu anda gerçek konuş yani sen burada. Ne olduğunu söyle. O sana madde yapıyorsa, bak o kimse. Sen madde veriyorsan söyle. Baskı da uyuyorsa bana da söyle bak. Ben buradayım bak şu anda bak. Bak çok sinirliyim biriyim bak. Yalan da kendine söyleme kızım. Yalan da hiç söyleme. Harbi ol burada. Bak ben seni, şimdi ben buradayım. Gelmek istiyorsan gidelim. O kimse dahil. Bak Dilara korkma. O da güzelsin. Abinden de korkuyorsan kimsenin baskısı altında kalma. Biz sana yardım edeceğiz. Tamam mı? Önce bana güvenmeni rica ediyorum. Kimse bu bana baskı yapıyor. Yani bir insan kaçarsa dahi araması lazım. Baskı var abla. O kimse hatta, baskı yapıyor. Hatta sen bir ara seni o kadar seni çok fazla kemerle dövmüş abin. Yalan. Ve sen de kemerle dövdüm. Sen bir ara bir kalp rahatsızlığı geçirmişsin. Yalan. Sen evet. Abinin haberi bu abin haberi yokmuş. Yok hiç kimse senin kalp rahatsızlığı olduğundan annenin, abinin, ailenin, ablalarının hiç, haberi yok mu? Yok hiç kimse tamam, haberi şimdi yok. Diyor ki, dur dur hastayım hasta diyor. Hasta diyor. Tamam. Hastaneye gitmişse de şu anda aklıma da mesaj geliyor. Bak gittiği zaman ha yani senin bana geliyor. Her sen, şey. Senin telefonun mu kayıtlı sistemde? Evet. Sistemde ben hiç bir zaman hastaneye gitmemiş. İki ay dahi de hastaneye gitmemiş. Peki özür dilerim. Kaydın da yok senin. Mersin'de yaşarken mi sana kalp rahatsızlığı tanısı kondu? He.
Rahatsızdım biraz. Kalbime abla her gün sıkışıyordu. Nefes alamıyordum. Doktora gittin mi? Gittim. Ne dedi doktor? Dedi kalbinde de bir tane delik var dedi. Kalbinde delik var dedi. Allah, çok şükür. Öyle dur da. De, Allah'a seni hastaneye götürün. Dur peki. Hangi hastaneye gittin? Devlet hastanesine mi gittin? Hangi devlet hastanesine? Abla, Bursa'da, Çeke Devlet Hastanesi var Bursa'da. Ama onlar, orada burnum için gittim. Burnumda nefes alamıyordum. Onlar şimdi sistemde görünmesi lazım. Allah, sistemde var kız görünürsün. Valla görünürsün. Tamam la. Ya inanmıyorsan şey var, Çeke Devlet Hastanesi var. Bursa'dan. Benim bütün borçlarım da var abla, 3000 lira. Tamam. Gelmişsin kendi bilir yani. Kime borcun var senin 3000 lira? Hastaneye. Hastaneye borcu var. Hastaneye nasıl sen borcun var? Yani ama ya, devlet hastanesi nasıl 3000 lira borcun var? Yani sigortam yok abla. Allah diyor ki ben 3000 lira borcum var. Tamam. Kayıtlı mı? Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Nerede kaldın ve ne yaptın? Kimin yanında kaldın? Bir şeyleri saklıyorsun sen bizden. Birileri sana baskı mı yapıyor? Baskı yapıyor ablamı. Vallahi de bana baskı yapıyorlar. Yok abla. Vallahi ne yapıyor? Billahi de yapıyor. Gözlerini benden de kaçırıyorsun, abiye bakıyorsun. Sana biri bir şey yapmış. Bir şey yapmış abla. Vay bak. Ya buna madde veriyor. Ya buna baskı uyguluyor arkasına. Ya bunu affedersin satıyor. Yok yok yok. Vallahi öyle, satıyor abla. Ha, öyle, ne en kötüsü aklına geliyor senin. Niye? Ha, niye aramıyor ama? Niye böyle bir şey yapıyorlar mesela? Tamam gitti. Gitsin. Yani, abin şunu söyledi de, sevdiği biri varsa biz gelsin bize söylesin, biz de anlayışla karşılarız. Abin senin kötü yola düşürülmüş olma ihtimalini düşünüyor. Biz her yeri araştırdım bunu. İstanbul, yani. Bursa'da her yeri araştırdım. Hepsini araştırma, bağlansın. Peki. Bunun çoğu detayını o kendisi de bilir. Öyle mi? Bağlamak peki, da istiyor. Sana biri baskı yapıyor mu, yoksa biri senin vücudundan para kazanmak istedi mi? Böyle bir... Hayır abla. Ha? Hayır abla. Sen şimdi Burak'la evlenmek mi istiyorsun? Aynen öyle. Versene hepsini ya. Sen Burak'la evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Ya işi yok, gücü yok, hiçbir şeyi yok. Nasıl evleneceksin? Bir çalışsan, ablam çalışan insan kimse bakamaz. Neye bakacak ablam? Çalışıyor diyor gerçi. Ya ablam nasıl çalışıyor? Ama erken değil mi? Niye böyle? Ne acelem var, çok özür dilerim. Çok mu seviyorsun Burak'ı? Aynen öyle oldu. 5 yıldır da tanıyorsun. Ya yalan söyleyeyim. Peki çok seviyorsa, 5 yıldır da tanıyorsa hepsini araştıracağız bak. Bize ne kadar... Arasasın ablam. O zaman peki, son, yani bak, belli bir yaşa geldikten sonra, şimdi 18 daha çok erken, belli tamam, bir yaşa geldikten sonra evlenmesine rıza gösterir misiniz? Gösteririm ama nasıl gösteririm? Bir şeysi yok, ben neyi veririm kızım ona? Kız kardeşime ona neyi veririm? İki gün, bir gün, abin, iki günü, dışarı kovdum, ben ne yapacağım? E tabi, yani abin sana sahip çıkıyor. Ondan sonra, ama niye? Öyle bak, şu anda öyle gösteriyor buna yani bak. Bunu ne demek ki? Öyle gösteriyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak elini şöyle tutuyor. Sürekli ovuyor. Ya korkudan yapıyorsun. Korkudan bir şey saklıyorsun. Abla. Böyle gerginsin. Neden bu kadar çok gerginsin? Ya pes ettim yani. Abla ben pes ettim. Artık abim bana pes ettim. Niye pes ben, ettin? Yani evet, doğruları söyleyeyim. Yani yalan söyleyeyim ama abim bir gözünü anlıyor. Bizlik abla ben Bursa'dan kaçtım. Bursa diyorum. Her gerçekleri söyleyecek. Tamam. Adana'da Tarsus'tan kaçtım da. Ben Bursa'ya geldim ya. Benim gözüme bak, tamam. Hiç oraya bakma. Evet. Bursa'ya geldim. Tamam. İlk geldiğinde Burak karşıladı beni. Tamam. Ondan sonra biz bir otele geçtik. Tamam canım. Bir iki gün otelde kaldık. İki gün, tamam. Ondan sonra biz bir Ballarbaşı diye bir yer var. Hı. Biz oraya gittik, bir abi bavulumu oraya bıraktım. Tamam. Evde kim vardı? Doğruları söyle. Evde kim vardı? Evde değildik. Bir dükkandı abla. Böyle ikinci el eşyası, böyle koltuk falan. Bir ev değildi yani. Ev değildi. Ha, bir dakika, sakin ol. Anlatıyor bize gerçekleri. Ev değildi. Ha, tamam. Evi değildi. Ev değildi. İkinci eşya satan bir dükkanda, aynen dükkana öyle, bavulunuzu bıraktınız. Aynen öyle. Sonra ne yaptınız? Ondan sonra abiyle konuştuk. Hı. Adam dedi ki, desin işin, desin ikinci el eşyası satıyorsun dedi. Dedi ben sana önce desem 500 lira para alıyor. Desen nasıl kıza bakacaksın dedi. Hı. Yani size ben... tavsiyede bulundu yani. Aynen öyle. Tamam. Dedi sen bakamazsın dedi. Hı-hı. Falan dedi. Çocuğa baskı falan uyguladı. Tamam. Biz de başımız içerisine bakarız dedik. Tamam. Orada bavulu oraya bırakıp çıktık. Nereye gittiniz? Dışarıda iş aramaya gitti o. Tamam. Hiçbir şey bulamadı. Bir yere gitti o. Dolap falan satıyordu. Peki orada nerede kaldınız kızım? Vallahi dışarı bir abinin dükkanında kaldık. Dükkanda yattınız, aynen, kalktınız. Ev değil yani. Ev değil, dükkan. Orada kaldık. Dükkanda nerede? Arka tarafta kalacak yer mi vardı? Vardı. Bu da bir bazı koltuk vardı diyeyim biraz. Dükkanda yatıp kalktınız. Aynen öyle. İki ay boyunca orada mı yatıp kalktınız? Aynen öyle abla. İki ay. Aynen. Adam niye buna izin verdi? Yalan sonuçta... ya, yalan. Vallahi de yalan bak. Bu doğru mu acaba? Yalan doğru abla. Abla. İyiyim, şaka da doğru. Bu doğru. Orada kaldık. Dükkanda. Orada kaldık. Başka bir yalana mı geçti? Ana yalan söylüyor. Abla. Ya bir dakika. Ben diyorum ki, ben diyor pes ettim dedi. Bak pes ettim dedi. Ve gerçekleri anlatmaya karar veriyorum dedi. Ama abin hala bunun yalan olduğunu düşünüyor. Devam et. Dükkanda kaldık ablam. Ondan sonra zaten adam dedi böyle şeyden şikayetçi dedi bizden. Hı. Oran sahibinden. Dedi sizi çıkaralım. Çıktık abla. Peki özür dilerim. O ara
arada senin araman var. Zaten o kişi sana iş vermiyor. Yani senin beraber kaçtığın çocuğa da iş vermiyor. İş vermediği insanın, iki gencin kendi dükkanında kalmasına izin mi verdi? Aynen. O orada çalışıyordu zaten. Ama ayrılmış oradan. Ya başka bir yerde şu anda. Yani gündüz çalışıyor muydu o? Aynen öyle. O gündüz çalışırken sen ne yapıyordun? Dışarı hastanedeydim ben. Ne yapıyordun hastanede? Her gün hastanede? Kalıyordum öyle bir düşüne oturuyordum. Ha, o gündüz orada yalan. Çalışıyor, sen hastanede yalan. Kalıyorsun. Halam beni bulmayana kadar biz hastanede kalıyorduk. Yalan. O zaman iki ay boyunca hastanede kalmışsınız. Allah iki ay kim hastanede kalır Allah Allah. Yani şöyle kalmaz Allah. Kalmaz. Yani abim güvenmiyorsun. Yani Osman, hastane dediğimizde kafelerinde, mafelerinde falan. Yok. Hastane koltuklarında yattık. İki ay hastane koltuklarında yattın. Aynen öyle abla. İki ay. Aynen öyle. Neden? Yani abla ya ne durum, paramız da yoktu. Evet. Allah Allah. Düğünde abla. Kaçtı zaman? Bir şey vardı abla. Her zaman tek geziyor, tek. Bir şey söyleyecekti, bir şey söyleyecekti. O da hala bir şey söyleyecek. Geziyordu. Dur tatlım, söyleyeceğim. Onlarla konuşmuştuk. Yani ben falan ne numarasını falan bilmiyorum abla. Bir derneğe gidip dernekten de yardım istediniz. Aynen öyle. Adam dedi cumartesi mi dedi. Dedi saat 1 arası gelin dedi. Yardımcı edeceğim deriz. Yani ailenin karşılığını almaya değer miydi? Bak 2 ay hastanede yatmışsın. Değer miydi sence? Yalan. Değmezdi. Pişman mısın? Pişmanım. Bence pişman. Ama yalan söylemesin. Pişman değil. Biz bir Burak'la da konuşalım. Bak şöyle. Şimdi ben de ekibim şimdi Dilara ile ayrıca konuşacak. Burak da burada. Aynen. Burak'la da ayrı konuşun lütfen arkadaşlar. Sana şunu söyleyeyim. Pes ettin falan diyor. Korkma, tamam mı? Tamam. Yani korkma. Yani ben sana yardım edeceğim, tamam mı? Güzel, tamam. Gözlerinden öpelim senin. Sen git dışarıda ekibimi, arkadaşlar size emanet ediyorum. Bu taraftan hemen kızımıza sahip çıkın. Siz de biraz sakin olun, tamam mı? Sakin olun. Tamam, tamam. Ben görüyorum. Yani abilik yapıyorsun. Onun da farkındayım ama dövdüysen bak o lütfen asla, çok yanlış. Hiçbir zaman da dövmemişim ben bunu. O da yalan. Ben her zaman arkasındaydım. Başım da arkasındaydı. Şimdi sürekli bir fikir yani bir öyle söyledi, farklı şey söylediği için seninle ilgili yalan. Söyledikleri konusunda bir tereddüt ettim şimdi. Ben sizi de bir dinlendireyim. Bir gerçekleri tam öğrenelim, nerede ne yapmış. Yardımcı olacağım. Merak etme. Arkadaşım elinize de bağlansın. Elimden geleni yapacağım. Bağlansın. Hadi siz biraz dinlenin dışarıda. Merak etmeyin. Şimdi devam edelim lütfen. Şimdi Giresunlu Nuran'ın ailesini davet edeceğim ama öte yandan şunu söyleyeyim. Ispartalı Şükür cinayetini konuştuğumuzda Şükür'ün abisi Yasin canlı yayında olacak. Canlı yayında olacak. Bakalım onun, Yasin'in anlatacakları ve hatırladıkları çok çok önemli. Babasıyla yaşadıkları, babasının sevgilisiyle yaşadıkları çok çok önemli. Yasin canlı yayında olacak. Ama önce Giresunlu Nuran cinayetiyle devam edelim. Annesi ve babası Nuran'ın gelsin lütfen. Kemal Bey ve Suzan Hanım'ı davet edelim önce. Bu arada Cemal Bey de, Savaş'ın babası da canlı yayında olacak. Gel Suzan'cığım. Geçmiş bayramı bir kez daha. Beraberdik zaten. Unuttum ben de birden. Günler o kadar çok şey oldu ki. Gel. Kemal. Aleyküm selam Kemal Beyciğim. Hayırlı yayınlar. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sen de şöyle geç bakalım. Bugün Savaş'ın babası canlı yayında olacak. Cemal Bey merhabalar. Cemal Bey duyuyor musunuz beni? Duyuyor musunuz? Cemal Bey. Duyuyorum efendim. Tamam. Merhabalar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Savaş'ı ve Emir'i alayım lütfen. Amca, yeğen geldiler. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Giresun'a da her yere bahar geldi vallahi. Abine helal hoş olsun. Sağ olasın. Yine bir gün anneyi seyrediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kolay çok gelsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi hemen Cemal Bey ile başlayacağım. Cemal Bey, duyuyorsunuz beni sağlıklı bir şekilde. Babana soracaklarım var. Şimdi şu HTS kayıtlarında bir bakayım. Hemen onu da şey yapayım. HTS kayıtları da önümde olsun. Cemal Bey, siz o gece gelin kaybolduktan sonra 11 Haziran 2021 tarihinde gelininiz kaybolduktan sonra o gece kimleri aradınız? O gece aradığım kişiler kızım Kemal Efendi'yi aradım. Konuştunuz mu? Konuşamadık. Telefon çaldı duymadı. İlk aradığımda onu aradım. Sonra Suzan Hanım'ı aradım. Tamam. Ulaşamadım. Tamam. Evet. Sonra da Savaş'ı aradım oğlumu. Önce babasını. Bir de muhtarı aradım efendim. Önce Nuran'ın babasını mı aradınız? Sonra mı oğlunuzu aradınız? Şimdi sıralamayı tam olarak bilemeyeceğim de yani. Ha, aradıklarınızı söylüyorsunuz. Şeyi aradım. Aradığım ilk önce
Muhtar olabilir, Kemal Efendi olabilir, oğlum. Başka biri aramadım yani. Zaten ama sıralamayı anladım. HTS yani. Kayıtlarında bu sıralama var. 23.57'de Savaş'la 192 saniye görüşüyorsunuz. 3,5 dakikaya tekabül ediyoruz yanılmıyorsam. Sonra yine 01.20'de oğlunuzla görüşüyorsunuz. Arkasından 7.15'te Muhtar'la görüşüyorsunuz. Saat 9.45'te de dünürünüz Nura'nın babası Kemal Bey'le konuşuyorsunuz. Peki eşinizin... Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ben Kemal Efendi'yi gece 12'ye yakın civarda, işte 11.57 neyse o civarda aradım. Tabii ulaşamadım. Muhtarı da aradım, aynı şekilde ulaşamadım. Sonra Kemal ısımın yanına geldim. Yayladan oğlum geldikten sonra ve muhtarın yanına geldim. Muhtarın yanına da saat 4 civarları tahmini geldim. 4'e gelirken Kemal Efendi'nin yanına geldim. Önce Kemal Efendi'nin yanına geldim. Sonra muhtarın yanına geldim işte. Peki o gece eşinizin bir cep telefonu var. Eşinizin cep telefonu sizin üzerinize kayıtlı bir telefon. 0531 ile başlıyor. 0486 ile bitiyor. Eşinizin cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirmiş olabilirim. Çünkü benim telefon bazen çekmiyor. Dere yatağında oturduğumuz için alçak kısımda. Telefon bir bakıyorum çekiyor, bir bakıyorum çekmiyor. O anda telefonları farklı telefona yöneliyorum. Eşimin telefonuna yöneliyorum. Onunla görüşebiliyorum. Şimdi eşiniz ablasıyla Ümmühan Bayram'la saat 05.06'da yaptığı görüşmenin, yani eşinizin cep telefonundaki görüşmeleri açıklıyorum Cemal Bey, açıkladım da sizle yüz yüze bir açıklayayım. Ümmühan Hanım'la 05.06'da bir 39 saniye eşiniz görüşüyor. 05.08'de yine ablasını arıyor, çok kısa bir açıp kapatıyor. Arkasından saat 05.09'da sabaha doğru ablasını arıyor ve 158 saniye, 2,5 dakika görüşüyor. Bunu ben yaptım diyor, kabul ediyor. Şimdi Eltisi Hatice ile 4,5 dakika görüşüyor. Onu da 6'ya doğru yapıyor Emir'in karısıyla. Onu da hatırlıyor. Fakat diğer görüşmeleri ben yapmadım diyor. Yani kocam yapmış olabilir ama siz kendi yaptığınız görüşmeleri çok net bir şekilde hatırlıyorsunuz. Ama eşinizin telefonundan çok önemli bir detay bu. Siz mi aradınız Kemal Bey'i? Çünkü Kemal Bey'le 160 saniyelik bir görüşme var. Yani siz Kemal Bey'le yüz yüze görüştükten sonra Kemal Bey'i niye arama ihtiyacı duydunuz o zaman? Oğlunuza gidiyorsunuz ya, yani kardeşiniz... Sabahleyin mi? Evet evet, şimdi siz Kemal Bey'i arıyorsunuz. Yok. Bakın bir dakika Cemal Beyciğim, ben tam sorumu sorayım ki beni iyi anlayın. Oğlunuzla, şimdi siz Kemal Bey'i önce arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Sonra arkasından Savaş'ı, oğlunuzu yanınıza alıyorsunuz. Kardeşiniz Emir'i yanınıza alıyorsunuz. Arkasından Kemal Bey'in evine gidiyorsunuz. Orada bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Önce buraya mı geldi? Yeni, yani kız evet, kaçtı. Saat... Evet. Saat 4 civarları falan onun yanında vardık sabaha karşı. Peki yani zaten oğlunuz gidip haber veriyor. Yani kardeşiniz de gidiyor. Siz niye beraber gittiniz oğlunuzla beraber? Çocuklar da evde ya, herkes bir, yani eşiniz de çocuklara bakıyor, ortada karışıklık var. Siz niye evde kalmadınız, Savaş'la beraber Kemal Bey'in yanına gittiniz? Ya şimdi eşim çocuklara bakıyor. Biz de üçümüz beraber ona... Yani Nuran Hanım, Nuran gelinim kayıp oldu. Yine buraya geldim diye sormak için vardım. Hayır, şöyle zaten yani büyük bir şok yaşıyorsunuz. Gelin gitmiş, öyle diyorsunuz. Pencereden kaçmış gitmiş. Çocuklar ağlıyor. Eşiniz şok içerisinde. Büyük bir şok yaşıyorken neden siz oğlunuza ve Emir'e eşlik etme ihtiyacı? Zaten oğlunu söyleyecek. Kardeşin Emir söyleyecek. Cemal Beyciğim. Yani niye sen onlarla beraber gitme ihtiyacı duydun? Onu merak ettim. Yani benim onlarla beraber gitmemde bir sakınca yok ki. Çocukların yanında eşimi bıraktım, beraber gittik yani. Ne konuştunuz Kemal Bey? Sakınca olabilir ki? Ben sadece neden gittiniz? Ne konuştunuz Kemal Bey'le? Ne mi konuştuk? Evet, ne konuştunuz? Ya, Kemal ısıma dedim ya, gelin dedim, yine kaçtı dedim, ondan sonra kayboldu dedim. Önceki gittiği şekilde, o şekildekiler gibi. Evet. Buraya geldi mi dedim, belki babasının yanına gelmiş olabilir diye. O da sinirlendi, yine gitti mi dedi. Ondan sonra Allah bilmesin ne eder size dedi. Böyle bir tepki gösterdi. Ondan sonra buraya gelmediğini söyledi.
yanına yani. Cem abi sinirlendiniz mi? Kızdım biraz da, yalan yok. Nasıl, ne oluyor, sağ durup duruha dedim yani kayboluyor. Ya, benim yanıma gelmeyen, derdini bana açmayan, durup duruha ne oluyor dedim. Hı. Gel de bunlara sabahın köründe böyle böyle dedikler zaman. Hı hı. Sen sinirlendiğini kabul biraz ediyorsun. Biraz kızım diye doğru konuşalım. Ne kadar kaldınız peki yanında? Kalmadılar. Fazla kalmadık, onu söyledikten sonra tekrar muhtarın yanına geçtik. Aynı mahallede oturuyor. Muhtara dedim böyle böyle durum var. Jandarmayı ara dedim, ondan sonra bilgi verdim. Muhtar da siz dedi gidin dedi eve gidin dedi, o çevreyi giden kontrol edin dedi, etrafı dedi, ben dedi haber veriyorum dedi. Peki Cemal Bey, şimdi sonuçta siz önce bir aramışsınız, dünürünüzle Kemal Bey'le konuşmuşsunuz. Kemal Bey karşıya bakın lütfen. Arkasından gitmişsiniz, yüz yüze konuşmuşsunuz. Fakat sonrasında eşinizin telefonundan saat 05.27'de yani siz gidip geldikten sonra 160 saniyelik bir görüşme daha gerçekleştirmişsiniz. Yani siz o, yani muhtemelen benim diyorsunuz ama anladığım kadarıyla eşiniz bunu gerçekleştirmiş ama eşiniz hatırlamıyor. Siz de ben olabilirim diyorsunuz. Eğer sizseniz döndükten sonra Kemal Bey'i neden arama ihtiyacı duydunuz o zaman? Kemal Bey. Kemal Bey'le yani gelinin hakkında bilgi almak için, haberleşmek için yani bir haber var mı yok mu bu şekilde aramak için. Ya zaten, bu şekilde aradım yani. Cemal Bey zaten yanına gitmişsiniz var. Önce aramışsınız, telefonu kapalı. Sonra tamam. Yanına gitmişsiniz, Cemal Bey'e kızın şimdi, kaç demişsiniz. Sonra bir saat sonra, yaklaşık 1,5 saat sonra eşinize ait cep telefonundan, kendi cep telefonunuzdan değil, kendi telefonunuzdan arayabiliyorsunuz ve ulaşamıyorsunuz. Tamam. Ama eşinize ait cep telefonundan Kemal Bey'i neden arama ihtiyacı duydunuz? Neden? Neden olabilir? İşte dedim ya, gelinin hakkında bilgi alışverişi yapmak için yani belki bir herhangi bir yerden ona da bir ulaşan olabilir, bilgi almak için yani. Baba sen baban neden aradı? Amaçlı değil ben yani. Söyleyeyim abla, bilgi amaçlı zaten. Haber var mı diye soruyor zaten. Zaten ilk başta biz aramadık. Ya kendisi aradı, haber var mı diyor. Zaten o gün ben de kendi annemin telefonunu aradım. Belki de çıkmadığı için. Hı hı. Hani oraya şuraya bakıyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Kendisi de zaten söyledi. Şuraya gidin bakın, buraya gidin bakın. Bu muhabbetler geçti. Başka muhabbet yoktu ki. Hatırlıyor musun o görüşmenin detayını? Sana Kemal Bey mi aradı? Bak Kemal Bey mi aradı? Yeter Hanım mı aradı? Şimdi şey olarak beni bu aradı. Ben size şunu söyleyeyim, bu benim kızımın yani alanında. Kemal Beyciğim, özür dilerim. Kemal Beyciğim, bakın biz sizin kızınızın kaybını konuşuyoruz. Abi ben de onu konuşacağım. Ha, Kemal Beyciğim. Nurhan, bir dakika lütfen. Sorumu daha bitirmedim. Şimdi Kemal Bey, Cemal Bey bu görüşmenin kendisi tarafından yapıldığı konusunda çok emin değil. Kendisiyle ilgili olan görüşmede, yani kendisi sizi aradığında bunu çok net bir şekilde söylüyor. Ama daha sonra karısının cep telefonundan siz Yeter Hanım'la mı konuştunuz, Cemal Bey'le mi konuştunuz? Cemal Bey'le konuştum. Emin misiniz? Eminim. Ne dedi size Cemal Bey? Şimdi bu Nurhan'ın, bu kızımın kayıp olduğu, onların beni araması, benim onların aramam alanı içinde. Hı hı. Hangi yönünden açılırsa açılsın. Hı. Bak sadece kızımın nerede olur nerede olmaz görüş alışverişi yaptık. Eğer bunların dışında çıkarsa hangi yönden açarsanız açın, önden açın arkasından açın. Mesuliyeti bana ait. Ne demek o, anlamadım. Yani ne demek olduğunu biliyor musun? Ha, bu Yeter Hanım'la yani görüşmeni kızımın, mi söylüyorsun? Kızımın bulunması için bütün görüşmelerimiz. Hı. Yani şurada olur, burada olur. Bir görüş alışverişi. Yani bu kız kayıp oldu. Bunu tamamen üstünü örtelimcesine. Peki Yeter Hanım'la. Suç isnatı varsa bana ait. Anladım. Peki Yeter Hanım'la önceden telefon görüşmeleri zaman zaman yapardık diyorsunuz. Hayır. Dediniz geçen yani hafta. Yani bu olaydan önce yok. Olaydan önce. Olaydan yok, önce yok. Tek kızımın an vardı bunun anı görüşmelerimde. Ama siz cuma günü şey dediniz. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Olaydan önce de Yeter Hanım'la zaman zaman işte bazı konularda arardı, konuşurduk dediniz. Yok. Demediniz mi? Dediniz ya. Ben yanlış aradım mı hatırlıyorum? Aradım, bayramda aramıştırım dedim. Aynen öyledir abla. Yani bir şey dedi ya, bir kez en azından. Yani bayramda aramıştırım dedi de. Kayıtları bayramı söylemedi. Bana. Öncesinde de görüşmüşlüğüm olabilir dedin. Bayramda aramıştırım, aradım mı sana? Şimdi onu detaylandırıyorsun. Çünkü telefon, onların olduğu da telefon çekmiyor. Hmm. Onun için bir de bir şeyim olmuyor. Olmadı. Aradığında Yeter Hanım'la mı konuşuyorsun, Cemal Bey'le mi konuşuyorsun? Şimdi bu kızımın olayında onun telefonu... Öncesini soruyorum, Buyur. Öncesini soruyorum. Kızın kaybolmadan önce Yeter Hanım'ın telefonundan aradığında... Aramadım diyeyim. Aradığımı da hatırlamıyorum. Eğer aradığımsa bayramda hatırlamıştım. Kayıtları çıkarım bakın. Ondan yani kızımdan önce aramam yok. Cuma öyle değil. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Arkadaşlar sizde... Aradımsa bayram dolayısıyla aramıştırım. Haricinde mümkünatı yok. Çünkü ondan dolayı telefon çekmiyor.
Çıkarın kayıtlara bakın. Allah Allah. Çıkarsın, arkadaşlar bir cuma günü bir baksanıza, ben öyle hatırlıyorum. Sevgili izleyiciler, ben yanlış mı hatırlıyorum? Ya dedi ki öncesi mi sonrası mı? Hatta ben bu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Yani bu kızımın alanında da şeyinde de bir dakika Kemal Bey. Evdeki bulunan telefonda bu telefon iyi çekiyor dediler bana. Tamam Kemal Bey. Onun için onu aradım. Yeter Hanım'la o telefon görüşmesindeki, yani Yeter Hanım'ın telefonundan, telefon numarasından siz aranıyorsunuz. Ben de dedim ki o telefon numarasından siz Yeter Hanım'la mı konuştunuz yoksa başka kimle konuştunuz? Sen ben de bana Cemal'la sen de benim soruma da soruyla yanıt verdin. Öncesi mi sonrası mı dedin? Bunu çok net hatırlıyorum vallahi. Yani ben Cemal Bey'le görüştüm genelde. Ha, karısıyla konuşmadın. Yok. Öyle hatırlayayım. Öyle hatırlıyorum diyor. Evet. Şimdi Cemal Bey, sizin eşiniz o akşam kız kardeşiyle yaklaşık 2,5 dakikalık bir görüşme gerçekleştiriyor. Fakat sonrasında sizin baldızınız bize dedi ki canlı yayında, ben bunu köydeki kadınlardan öğrendim. Oysa yani sizin gelininizin kaybolduğunu önce sizin eşinizden öğreniyor. Bunu niye bize peki doğruları söylemedi baldızınız? Yani görüştüyseniz görüşebilirsiniz. Sonuçta sizin baldızınız. Soru da sorabilirsiniz. Bunu burada yalan söylemeye ne gerek var? Eşim onu aramış o sabah. Hı hı. Saat kaçta aradı bilmiyorum. Söyleyeyim ben size. 5.09'da. 2,5 dakika. Sabaha doğru 5'te. Tamam o. Tamam. Hı. Eşim, onlar akşamları bir şey yaptılardı, kendi aralarında konuştulardı. Bizim tahtalık denen yerde bir bağımız, bahçemiz var. Yarın oraya gidelim. Acelesi ne? Baldızımın da var orada bahçesi. Aa, yüzünü seveyim ya Cemal Bey. Ya kurban oraya olayım lütfen diyen, ya. Allah'ını şimdi seversen şöyle bir şey. Gelin evde kaybolmuş. Ya kardeşim, ablacığım, ben tahtalık yere bilmem nereye gidemeyeceğiz diye mi ararsın? Gelin evde kaybolmuş. Abla yok, ne yapacağız diye mi ararsın? Allah'ım ya Rabbim ya. Söyle Cemal Bey. Dur. Didem Hanım, bak Didem Hanım, şöyle söyleyeyim bak, akşam öyle bir konuşmalar oldu, gece de gelin kaybolduğu zaman sabahleyin onu oraya gidemeyeceğimizi bildirmek için bacısı ablasına onu söylemiş yani. Yani böyle gelin kayboldu, gidemeyeceğiz gideceğimiz yere, tahtalığa diye yani, bahçeye. Neyse bunu yani ben çok mantıklı bulmuyorum. Takdiri casada bırakıyorum. O tahtalık işi var ya. Mantıklı şöyle mantıklı. Bak. O tahtalık işi yalan. Tahtalık işi yalan diyor bak. Niye yalan biliyor musun? Söyle o zaman Cemal Bey'e söyle. Yalan değil. Yalan. Sen söyle Cemal Bey'e. Çünkü konuş. O Haydar var ya, adam şeker hastası. Hem tansiyon hastası, feş geçirmiş. Eşinin onun yani o günlük anlık durumu değişiyor. Değişen bir hasta. Hı. Yanından ayrılıp da tahtalığa gitmesi mümkün değil. Bunun yalan olduğunu söylüyor. Cemal ya o yalan. Cemal Bey sonra bir dakika. Tahtalığa gitse bu götürüp ya gidecek. Bir dakika dur. Ablacığım ben söyleyeyim bunlara cevabını yayla ya. Da, ben söyleyeyim. Ben o kanaatteyim. Tamam, hiç söyle. Uzatmaya yalan gerek yok. Enişteme arayın sorun ya. Enişteme sorun ama böyle bir şey var mı? Tahtalığa zaten gidemedik. Cemal Bey o mu konuşuyor? Bir dakika. Tahtalığa zaten gidemedikleri için abla. Bu seneye kaldı zaten. İki senede gidemedik oraya. Orman olmuş zaten. Bu sene açtım ben oraya. Savaşçım özür dilerim ama senin karın kaybolmuş. Çocukların orada ağlıyor. Perişan olmuşlar. Sabah 4-5. O sırada teyzeni araması. Tahtalığa gidemiyoruz diye. Normal mi yani? Gelmesin diye abla işte ya. Tahtalığı şimdi yalan konuşuyor. Gelmesin diye aranır mı? Aksine gel, benim yardıma ihtiyacım var. Gelmesin. Çocuklar perişan durumda. Gel bana yardım et diye insan arar. Gelmediği arar mı ya? Ay neyse tamam yani bir tuhaf bir durum var. Enteresan bir durum. Gel ya oraya gitmeyeceğim. Şimdi bak. Oraya gitmeyeceğini söylemiş. Ha? Yani gelinin de evden kaybolduğunu ona söylemiş. Yani o baldızımın gelip gelmeyeceğini kendisi bilir. İşte ben onu söylüyorum. Zaten karanlık gece oraya doğru gelemez ki o. Baba sen bana baksana. Bak ben telefonda söylemeyeceğim. Burada söyleyeceğim. Bir daha yayına çıkmayacaksınız ikiniz de. Tamam mı? Neden? Bir daha yayına çıkmayın ikiniz de. Neden? Yeter abla ya, saçma soruları ya. Adam konuşamıyor zaten abla ya. Nesi saçma? Gayet mantıklı bir tahtalığı soru soruyor. Tahtalığa niye gittiğini söyleme, niye gitmediğini söyleme. Bunlar ne acayip şeyler ya. Ama siz sonuçta senin teyzen. Siz olayın bakacaksınız abla. Ya Savaş. Yani özür dilerim ama senin de eşin kaybolmuş. İki çocuğun annesi kaybolmuş. Biz alakası yok. Bunu söylüyorum işte. İnsanın aklına gezmek mi gelir? Çok özür dilerim. Sadece gezmek değil abla, gelmedi yani. Özür dilerim ama. O yüzden gelmedi zaten. Sorunun nesini saçma. Bir dakika Cemal Beyciğim, bir dakika. Sorunun nesini yanlış buluyorsun? Senin yani bir de özür dilerim, nesini saçma buluyorsun? Senin çıkışın çok saçma. Tamam çok saçma bir çıkışta bulunuyorsun. Ablacığım bizim senin teyzen olayla diyor ki, alakalı şeyle konuşmak istiyorum ben. Ben diyor olayla alakalı konuşuyor. Hiçbir alakası yok biz olayın. Ben de onu söylemek istiyorum sana işte. Ya teyzen yalan söylüyor ya, annem bir şeyleri saklıyor. Şimdi ablacığım bu muhabbetten sonra ne çıkacak ben onu anlamıyorum yani. Şu çıkacak ya.
Gerçek ne diye çıkacak ya? Abla sonuçta... gerçekten zaten meydana ne göstermiyorsunuz ki? Ne meydanda? İhbarcına getirin buraya. Aa, dur öğrendim. Getirin sabırlı buraya. Ol açıklayacağım ihbarcıyı. Getirin abla İhbarcı buraya. İhbarcı senin söylediğin gibi Jasat'ta konuştu ihbarcıyla. Biz de konuştuk gerçekleri açıklayacağım ihbarcıyla. Sıkıntı yok ama abla. Ama onun öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Cemal Bey sonuçta sizin gelin oğlunuz evde yokken. Şimdi oğlunuz diyor ki bu işi babam da yapmışsa ben diyor bunları teslim edeceğim diyor. Doğru mu? Aynen öyle. Kim olursa olsun. Tamam rahat ol. Jandarma alsın yani. Tamam tamam bir dakika. Sonuçta ben de ailene sen o sırada evde yoksun yayladasın ya bilmiyorsun evet, ya. Ben de babana sorular soruyorum sabırlı olun ki çocuğun annesi. Ama ablacığım ya ben yani bir an önce olay çözülsün diye istiyorum ya. Ya merak etme sadede geleceğiz bir dakika. Şimdi Cemal Beyciğim sizin gelininiz kaybolmuş. Siz de oğlunuzda herkese şöyle bir şeyde bulunuyor. Yani işte Nura'nın psikolojisi bozuk olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da ifadelerinizde tutanaklarda söylüyorsunuz. Ama şunu söylemiyorsunuz. Yani hiç evet. mi korkmadınız bu gelinin psikolojisi bozulduysa kendi hayatına son vermiş olabilir. Tamam mı? Kendine zarar vermiş olabilir. Ondan sonra başına bir şey gelmiş olabilir. Bunu neden peki şeyde söylemiyorsunuz? Kayıp başvurusu da söylemiyorsunuz Cemal Bey. Sadece diyorsunuz ki psikolojisi bozuk da evden kaçtı. Psikolojisi bozuk olan insanın başına her şey gelebilir. Bunu neden kayıp başvurusunda söylemiyorsunuz? Önce baban söylesin lütfen. Ya gelinimin kaçtığından dolayı sıkıntılı olduğundan dolayı hayatından endişe duyuyorum diye bildirmiştim zaten röportajlarımda. Hayır savaşınki de var bende. Daha önceki şeyi. Yok Cemal Bey. TV'sinde hayır ben bakın bir şey söyleyeceğim. Benim için önemli olan Cemal Bey benim için önemli olan devlete verdiğiniz ifadeler, devlete söyledikleriniz. Siz devlete diyorsunuz ki jandarmaya, devletin kolluk kuvvetlerine diyorsunuz ki benim gelinimin psikolojisi bozuk. Savaştı diyor. Psikolojisi bozuk. Madem psikolojisi bozuksa o zaman o kayıp başvurusunda sizle yapılan görüşme tutanaklarında gelinin başına bir şey gelmiş olabilir. Biz dolayısıyla gelinin öldürülmüş olabileceğinden, hayatına son vermiş olabileceğinden, kendisine zarar vermiş olabileceğinden ya da başkalarının ona zarar vermiş olabileceğinden endişe ediyoruz diye. Neden devletin görevlerini söylemediniz? Ya o kendine zarar vereceğine endişeli olduğumuzu biz kendimiz zaten biliyoruz da. Başka yani, bir şey bak sizin bilmeniz Cemal Beyciğim. Böyle bir şeyi... Sizin bilmeniz var önemli mı, değil. Var mı yok mu bilmiyorum yani. Yani belki böyle bir de, şey. Belki kendi hayatına o anda yani şu anda yani başka şu anda bir cinayet soruşturması var. Ama o anda gelin gider gitmez. Yani psikolojisi bozuk olan bir insanın hayatından endişe ettiğinizi neden söylemiyorsunuz? Önce baban söylesin sana da aynı soruyu soracağım Savaş. Neden söylemiyorsunuz? Cemal Bey. Yani her şey olabilir. Yani şimdi, hayat bu yani. Tamam gitti. Sıkıntılı, psikolojisi bozuk, o gibi şeyler aklıma geliyor. Geliyor ama jandarmaya öyle bir şey dememişim. Jandarma o kadar bir şey düşünemiyor mu yani öyle olabileceğini? Ama sen söyleyeceksin, jandarmanın düşünmesini ne bekliyorsun? Sen gelini sen tanıyorsun Savaş. Aynı şey senin için de geçerli kardeşim. Sen de hatta ifadenin detayları onları daha sonra... Ben senin ifadenin olduğu gibi tamamen yarın yayınlayacağım görüşme tutanaklarını. Olduğu gibi yazılı olarak sevgili izleyiciler ekranlara getireceğim. Cemal Bey'in de öyle, Emir'in de öyle, hepsinin. Neden başına bir şey gelmiş olabilir diye bir şey, en ufak bir şüpheyi yetkililere söylemedin? Abla şimdi ben görmedim işimi. Ben o zamandan beri hep araba üstünde durdum. Çünkü burada uçacak hali yok dedim. Hayır bak sen araba üstünde ama bütün olasılıkları şimdi sonuçta jandarmada çalışacak ki senin ihbarınla ve senin onları yönlendirmenle. Dolayısıyla başına bir şey gelmiş olabilir, hayatından endişe ediyorum, psikolojisi bozuk, kendi hayatına son verebilir, kendine zarar verebilir ya da başkaları ona zarar verebilir diye. Niye söylemiyorsun? Aklıma gelmedi abla. Bir de şöyle bir şey var abla. Bursa'da zaten evden bir uzak, kaç 200 saat uzaklıktan bulundu. O kadar yere gider her yere gider demek ki. Ondan dememiş olabilirim belki. Savaş siz... Peki o zaman şunu açıklayalım madem öyle. Siz sanki böyle yeni bir şeyden bahsediyorsunuz, ihbarcıdan bahsediyorsunuz değil mi? Görgü tanığı. Ondan önce ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Görgü tanığından bahsediyorsunuz. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Bu ilk... Açıklayacağım onu. Özür dilerim görgü tanığı ile ilgili kesti de şu anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi koysanız arkadaşlar önce. Koyun oraya lütfen. Instagram'a koyun o kesidi. Sonra ekrana getiririm. Söyle Savaş. Ablacığım şimdi bu ilk ihbar vardı yani bu Karadere'ye attı muhabbeti vardı ya. Bir çocuk... Evet. Neydi çocuğun adı söylemeyeceğim de işte
Yine öyle mi değil, tamam. Düzçukur'dan işte. Bu çocuk bu ihbarı yapan değilmiş ablacığım bak. Bunu bilin. Başkası yapmış, bu çocuğun üstüne atmış o işi. Ya Savaş'ım bir şey söyleyeceğim. Onu tamam. Da araştırın abla. Olur, hepsi araştırılıyor. Ama o arkasını dönüşen... Tamam gelsin. Gelmezse onu tamam. Davaların hepsini açacağım. Açabilirsin, sen sonsuz açabilirsin. Ama sen en son bir görgü tanığından bahsetmiştin Cuma günü. Cuma aynen onu abla. Yapmadan önce ben aklımda kalan şunu merak ettim. Cemal Bey, şimdi sonuçta sizin bir telefon hattınız daha varmış o gece. Onu sormayı unuttum. Yani sizin bir telefon hattı, o telefon hattınızda eşiniz kullanıyormuş. Siz o telefon hattını tamam, eşinizin doğru. kullandığını o dönemde jandarmaya bildirmemişsiniz. Neden? Saklamışsınız. Şimdi şöyle bir şey... O telaşada benim aklımda akı olmayabilir. Şimdi jandarma senin telefonun bu mu bu. Ben telefonumu bu diyorum. Savaş'a soruyor telefonun bu mu bu. Yeter Hanım'ın telefonu var mı yok mu sormadığı için onu da sorsa onu da söylerdik. Telefon duruyor yani telefonu yemedik ya içinde dışında ne varsa baksınlar incelesinler. Ha, yani jandarma sormayı akıl etmediği için siz de söylemediniz yani öyle diyorsun. Peki. Ya biz bilinçli olarak söylemedik diyen bir şey yok. O anda aklımızda o değil ki o telaşada. Ama jandarma sorsaydı eşime senin de telefonun var mı diye onu da tabii ki var olduğunu söyleyecektik. Ama telefon duruyor yine. Peki. Kayıtlı eski bir telefon var. Tuşlu telefon. Ona da bakabilirsiniz. Şu anki kullandığına da bakabilirsiniz. Yani biz her türlü konuda yardımcı oluyoruz bu işin bir an önce çözülmesi için. İnşallah. Bir sakladığımız bir şey yok, sıkıntı yok yani. Tamam. Öylesi rahat olmanız lazım. Gelen değil mi? Giden jandarma yani olsun, o kim olursa olsun. Canlıyla gelip gitmekle de herkese yardımcı oluyoruz yani. Abla bak ben sinirlendim. Bak sinirlendim biliyor musun? Tamam da sinirle ben de sinirlendim. Bak sakin olmaya çalışıyorum. Görgü tanığını neyi açık değil mi o? Bak merak etme. Hattımı açmak istemediğim tamam, için. Tamam şu görgü tanığını sen merak ediyorsun ya. Sözüm ona eşin bir cuma gününkü o kesit bir ekranlara gelsin ben açıklayayım o görgü tanığıyla yapılan görüşmeyi. Buyurun. Savaş bir açıklar mısın? Seni merak ettim elindeki bilgiyi. Abla ben dün akşam öğrendim bunu. Hı. Bir iki gün önce söylenmiş bu olay. Bir köyden adamın biri başka bir köye gitmiş. O köyde arkadaşım zaten birbiriyle. Hı hı. Demiş ben onları izliyorum, acıyorum onlara. Ben o gece onu yolda gördüm. Hatta bana el etti demiş. Bunu o gece geçecek. Yolda görmüş. Evet abla. Hı. Ben ondan söylemesini söylüyorum. Ben de tanımadığım için dedi, bastım gittim dedi. Hı hı. Ve o anlattığı arkadaşı da benim bir akrabama ulaşmış. Demiş böyle muhabbet var. Hı hı. O adamı bulun. Hani konuşun yani. Gördüyse söylesin dedi. Ben de şimdi buradan size söylüyorum abla. Şimdi bu görgü tanığı 2 yıl sonra 11 Haziran 2021'den sonra neden görüşmeye bu gördüğün açıklamayı ben önce bilgi birazdan açıklayacağım ben, da. Ben Bayram Dil Seyran Dil görgü tanığı bizi niye öptü yani? Ha, ben, söyle. Çünkü o adamla birebir konuştum ben. Ha, Bursa gittikten sonra. Tamam cesaret konuştum. Bu arada Bursa'dan herkese selam var abla size. Aleyküm selam sağ olasın. Unuttum onu söylemeye. Şu şekilde olmuş muhabbet abla. Bu adam kaybolduğu günün bayramında yani Kurban Bayramı büyük ihtimalle artık hangi ayda hatırlamıyorum onu. Kurban Bayramı'nda bunu söylemiş muhabbeti ama bugün niye geldi onu ben de bilmiyorum. Yani senin eşin o gece mi gördüğünü söylemiş? Abla şu şekilde o gece ben gördüm dedi el etti bana dedi bana söylenene söylüyorum ben. Dünkü söylenene söylüyorum yani ben bunu kendi akrabamdan değil yani. O adamın söylediği adamdan dinledim. Gittim yanına gittim adamın. Vallahi o adamın söylediği adam birincisi sana doğruları söylememiş o zaman ben doğruları açıklayayım ben sana. Ben şöyle söyleyeyim abla. Şu şekilde söyledi bana yine o gün bana şu şekilde dedi ki el at dedi bana dedi durdum dedi işte beni aşağı götürür müsün demiş dedi. Hı hı. Ben de sen kimsin neyin nesin dedi bastım gittim dedi almadın dedi. Kime söylemiş bunu kime söylemiş? O akşam giden arabaya Nura yani el attın dedi. Nura el atmış. İşte beni aşağı götürür müsün demiş. Kaybolduğu gün yani. Aynen abla. Kaçta peki? Sonra ben size... Kaçta olduğunu söyle bakayım kaçta? Sevgiliniz gerçek öyle değil de ben ablacığım saatini ben bilmiyorum ama sonra sizin dediğiniz gibi siz açıklayın. Ondan sonra hani zan altında kalmayın ben devamını getiririm. Tamam sana şöyle söyleyeyim Savaş. Birincisi o tanık aylar sonra yıllar sonra 2 yıl sonra bekliyor birbirinden konuşmaya başlıyor. O tanığın üzerinde daha çok gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. O tanığın telefon numaralarının hepsinin HTS'sinin ne varsa böyle sicilinin ortaya dökülmesi gerekiyor. Çok güzel bu benim size istediğim o işte. Şahane merak etme. Evet, abla. Çünkü bu görgü tanığı yetkililere şunu söylüyor. Jasat'la konuşuyor kendisiyle. Bahsettiği gece o geceden senin eşinin kaybolduğu geceden 11 Haziran gecesinden bahsetmiyor. Tamam abla. Daha başka bir tarihte yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Cemal Bey'i de göreyim lütfen ekranda. O adam başka bir köye gidiyor. Eşin evet el etmiş olabilir ama yanında kim var biliyor musun? Çocukların var senin.
Şimdi ben de onu söyleyeyim. Devamını getiririm abla. Devam, dur be. Çocukların, senin çocukların da yanındaymış. Adam başka bir köye gittiğini söylemiş, arabasını almamış. Yani o gece olan bir olay değil. Ben devamını getiririm size. Daha önce olan bir olay, bir de senin çocukların da yanındaymış. Bundan benim haberim var ablacığım. Nuran'ın yanındaymış. Bundan benim haberim var. Ben dün size söylemedim cuma günü. Bundan benim de haberim var. Olay ne biliyor musun? O zaman ya bu kişinin amacı ne? Olay burada ne biliyor musun? Adam kıvırmış bildiğin işte. Bildiğini kıvırmış. Demek ki bir bildiği var. Gündüzün kim kime el kaldırabilir ki? Hatta demek ki bildiği bir şey var ablacığım. Gündüz kim el kaldırır yani arabaya? Ya da o zaman senin işin gündüz gitti. Yok ablacığım öyle bir şey. Gece gittin eminim bak. Çocuklar yanında adam, sevgili izleyiciler. Çocuklar yanında daha doğrusu. Tamam eyvallah. Evet söyleyin Tuncay Hanımcığım. Şunu merak ettim. Madem cuma günü çocukların yanında olduğunu biliyordun, niye bize söylemedin? Niye Didem Hanım'a açıklamadın? Niye bilgi sakladın? Bilgi saklamadım ablacığım. Bana niye söylemedin? Bana söyleneni yaptım ben. Niye sana kim bunu söyledi? Bir dakika lütfen hocam. Evet. Sana kim bunu söyledi? Ben size yaklamazsa söylemem ama kim söyledi? Savaş'cığım, açık ve net konuşmak gerekirse bazı tanıklar, muhtar dışındaki tanık Ali daha sonra konuşmaya karar veriyor. Arkasından bu tanık da öyle. Bu tanık birinin yönlendirmesiyle konuşmuş olabilir. Ya da günleri, tarihleri karıştırmış olabilir. Sonuçta bu tanık senin eşini olay günü görmüyor Savaş. Gördüyse onun gerçekten. Kıvırmış ablacığım bildiğin. İlk başta böyle demiş. Olay günü değil. Madem öyle diyelim ki olay günü gördü. Yanında çocuklar da yoktu. Çünkü jandarma Jasa'da yetkililere demiş ki tamam. Ben olay günü görmedim. Daha önce gördüm çünkü yanında çocuklar da vardı diyor. O zaman ablacığım ne yapacaksınız biliyor musun? Bunu yani ikinci adamı yani. Bak, İkinci şey adamı Savaş. Da konuşacağız Savaş, abla o zaman. Savaş açık ve net söyleyeyim ya. Bak, bana açık, söyleneni söyleyeyim ablacığım sanki ben. Sanki şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Nuran hayatta ve yaşıyor. Bir yerlerde duruyor. Biz de boşuna böyle kürek çekiyoruz. Hayır kardeşim. Maalesef bak. Ama maalesef. Üzgünüm bunu söylediğim için. Cemal Bey üzgünüm bunu söylediğim için. Sizin gelin öldürülmüş kardeşim. Bunu kabul ablacığım, edin ya. Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Bu bir cinayet tamam, yani. Tamam ablacığım. Aa vallahi billahi yani. Bir şey söyleyebilir miyim ablacığım? Sizin dediğiniz gibi bak. Bu ihbarcı bir. O. Merak etme ya. Ablacığım sen bak hepsini araştırın o zaman. Ya bu, özellikle bu en sona gelenin araştırılması lazım. Çok şüphelendim ben bundan. Bak, en sonunu araştırın. Bir öyle böyle konuşuyor. En sonunu araştırın da şu. Fatma gelsin. Arkasını dönüp konuşanı daha çok araştırın. Hepsi. Fatma gelsin. Şimdi Fatma şey oğlun ya. Yasin birazdan canlı yayında olacak. Konuşacağız Yasin'le. Mustafa'da. İyi hafta sonları. İyi haftalar daha doğrusu. Ben de karıştırdım. Hakikaten biz hafta sonu her gün çalışıyoruz yani. Neyse biz her gün bayram. Her gün bayram. Neyse bir araya gidelim. Aranın ardından Mustafa'yı oğlunuz Yasin'i davet İnşallah. Edeceğim. Evet biraz ara lütfen. Plan yapmışsınız. Yapmıştık tabii. O 10 senenin hesabını veremeyeceğimiz için. Okuldan gelince ablam nerede? İlk kez canlı yayında. Abla beni duyuyorsan çık ortaya. Şükür Türkan'ı onun ağzından hiç dinlemediniz. Ev dedi evden yok olmuş. Ablasının kaybıyla ilgili ilk kez konuşacak. Sorunca evlendi falan diyorduk biz de. 10 yıldır kim ne saklıyor? Bana da söylemiyor bu ablamla konuştum diyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. Yasin canlı yayında anlatacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Bayağı plan yapmışsınız. Yapmıştık tabii. O 10 senenin hesabını veremeyeceğimiz için. Okuldan gelince ablam nerede? İlk kez canlı yayında. Abla beni duyuyorsan çık ortaya. Şükür Türkan'ı onun ağzından hiç dinlemediniz. Ev dedi evden yok olmuş. Ablasının kaybıyla ilgili ilk kez konuşacak. Sorunca evlendi falan diyorduk biz de. 10 yıldır kim ne saklıyor? Bana da söylemiyor bu ablamla konuştum diyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. Yasin canlı yayında anlatacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.
Devam ediyoruz canlı yayına. 10 yıllık bir sır, daha doğrusu Şükür'ün kaybolması sırrı ortaya döküldü. Bütün Türkiye, ailesi, herkes şokta. Anne baba, bir anne baba, evlatları 10 yıl boyunca ortalıklarda olmayacak. İkisi de birbirinden şüphelenecek ve birbirinin yanında kalmaya devam edecek. Yani hiçbirinizin aklı ve mantığı almıyor, kabul ediyorum, bizim de öyle. Ama bize o zaman, yani bizi anlayın diyor anne ve baba. Yani anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Sadece akrabalarınız değil, hem bütün Türkiye bu olaya kilitlenmiş durumda adeta. Tıpkı Nuran'da olduğu gibi. Şimdi babası Mustafa da gelsin. Babasını da alalım lütfen. Şükür'ün. Gel Mustafa. Yerine otur lütfen. Yani hepimiz gerçekten anlamakta çok zorlanıyoruz. Yani özellikle anne baba olanlar, evlat olanlar ya da kalplerinde evlat sevgisi taşıyanlar, çocuk sevgisi taşıyanlar anlamakta çok zorlanıyoruz. İkisi diyor bir olayı biz ortaya çıkartacağız diyor. Öte yandan oğulları da var. 3 tane oğulları var. Oğuzhan, Yasin ve Tahsin. Tahsin babaya çok öfkeli, anneye daha çok yakın. Yasin de babaya çok yakın, anneye çok öfkeli. Yasin, oğlunuz Yasin bugün canlı yayında olacak. Öte yandan komşunuzla ilgili bazı gerçekleri açıklayacağım. Komşunuz sosyal medyadan bazı atar giderler yapıyor. Bizim hakkımızda inanılmaz şeyler söylüyor. Komşunuzun muhabirimiz Büşra ile yaptığı görüşmeyi, çok yakın sır arkadaşım dedin ya, işte benim sırdaşım dedin. Onun kocasının yapılan görüşmenin detaylarını, her şeyi açıklayacağım. Mustafa kardeşim şoke olacaksın. Birazdan duyduklarına inanamayacaksın. Vallahi bugün komşu da hazır bugün olsun. Bugün bütün bilgileri sorabilirsiniz. Tamam. Bütün şeyleri açıklayabilirsiniz. Tamam bugün. Öyle her şeyi soracağım, her şeyi tamam. Açıklayacağım. İzninizle bir araya gidelim. Kesintisiz devam edelim. Ne yapmışsınız? Yapmıştık tabii. O 10 senenin hesabını veremeyeceğimiz için. Okuldan gelince ablam nerede? İlk kez canlı yayında. Abla beni duyuyorsan çık ortaya. Şükür Türkan'ı onun ağzından hiç dinlemediniz. Ev dedi, evden yok olmuş. Ablasının kaybıyla ilgili ilk kez konuşacak. Sorunca evlendi falan diyorduk biz de. 10 yıldır kim ne saklıyor? Bana da söylemiyor, bu ablamla konuştum diyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. Yasin canlı yayında anlatacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, Şükür'ün kaybını konuşmayı sürdürüyoruz. Annesi ve babası burada, birazdan da abisi burada olacak. Şimdi Mustafa bugün bana her şeyi sorun, her şeyi sorun diyor. Çünkü şu yüzden söylüyor. Açıklayalım izleyicilerimize. Yarın boşanma davaları var. O boşanma davasında bütün bağlarının işte kopacağını ümit ediyor Fatma'yla. Arkasından da Fatma'dan tamamen boşandıktan sonra, karar kesinleştikten sonra da sevgili izleyiciler, sevgilisiyle de yeni bir hayatın peşinde. Şimdi ama onları da konuşuruz. Oğlunuz Yasin birazdan canlı yayında olacak. Benim açıklayacaklarım var. Komşunuzla ilgili açıklayacağım. Yayınları çok dikkatli takip ettiğini biliyorum. Baba, Didem Hanım, her şeye alıştık. Ama bak komşunun... Her şeye alıştık. Komşunu Halil'le aran nasıl? Aram iyi değil. İyi değil. İyi değil tabii, o da bilir. Peki. Ben konuşmazdım yani kendisi. Tamam. Ama o komşu Halil sosyal medyasında farklı konuşuyor. Arkada başka şeyler yapıyor. Biz her şeyi bugün açıklayacağız sevgili izleyiciler. Vallahi, bak, komşu Halil ile ilgili her şeyi hem sosyal medyada açıklayacağız hem de burada açıklayacağız. Hazır olsun Halil. Tamam. Şimdi ben önce şey sorayım. Fatma, açıklamak ister misin? Sen soy ismini ve çocuklarının soy ismini değiştirmek istiyor musun? Zaten boşalınca değişecek senin soy ismin. Yani aynen. Erdem soy isminden artık taşımak istemiyor musun? Taşımak istemiyorum. Hı. Yani taşımayacağım. Peki. Şu başörtünü çok yüzün kapanı izin verirsen açma da. Şuraları bir düzeltebilir miyim lütfen? Evet, bir gözün görünsün lütfen. Şöyle lütfen. Biraz tabii yapabildin mi? Yapamadın mı? Dur, ben artık daha çekeyim. Sen kendi biraz daha yüzünü gözlerini ben... Gözler çok önemli ya. Gözler ifade, o ifade çok önemli. Ha tamam, gayet güzel gözlerini görüyorum. Herkes de görsün istiyorum. Sen çocuklarının soy ismini de mi değiştireceksin? Değiştireceğim Didem Hanım. Erdem ol. Mesela ötekiler değiştirmezse ben Tahsin'inkini değiştireceğim. Ha, Tahsin'in soy ismini de değiştireceğim, soyadını da değiştireceğim. Tahsin'in adını da değiştireceksin, soy ismini değiştireceksin. Neden? Değiştireceğim. İstemiyorum onların soyadını. Var mı şöyle bir baba yiğitliği? Bilmiyorum. Var mı bu baba yiğitliği? Bana onu açıklasınlar bakalım. Bunu yapamazsın diyor. Çocuklar benim çocuklarım yani, diyor. Değiştir. Sessiz olun, bir yerlerden ses geliyor. Bu kararı ne zaman verdin? Yani bu yeni.
Yani çocuklarımı zaten sevmezlerdi. Atlandan da bu istemiyorum. Madem değiştirecek çocuğu niye çağırmıyor yanına? Yanına niye almıyor? Getirsin. Geçen cuma günü dedi ya Meyrem ile Mehmet'ten kocasına için. Yanıma oturtmak istiyor. O gelip yanıma oturması istiyordum. Amca buna kızı. Yüklenmesini istiyordum dedi ya. Oğlunu da getirsin yanına. O beraber yüklensinler bana. Oğlu Tahsin de gelsin. Ya gelsin, senin oğlun beraber oğlunuz. Gelsin yanına otursun bana yüklensinler. Ben her şeye karşı oydur meydan diyorum. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Peki çocukların soy ismini. Ama öyle baba ettik değil öyle çocuğun adını değiştireceğim, soyadını değiştireceğim. Öyle var mıymış baba ettiği onun? Senin var mıymış? Ha çağırsın yanına, yanında dursun. Erkek niye ben yanında duruyorum madem? Nasıl ne dedin? Erkek olsun da çocuğun arkasında dursun sana. Bugüne kadar babalık yapmadığı için mi Erdem soy isminden yani çıkartacaksın? İlgisi yok dedim ama sadece seyirciyi kandırmaya çalışıyor. Hiçbir başka bir ilgisi yok. Başsın bakalım bir mahkemeye değiştirebilecek mi oğlanın adıyla soyadını? Yani istedim niye değiştirmesin? Askere gitti geldi. Niye değiştiremesin? Tahsin'i bu anca ben değiştiririm. Biraz ret davası açarım anca ben değiştiririm. O değiştiremez. O da değiştirir. O da yetişkin olduğu için ya oğlun da bu kararı alabilir yani. Alabilir. Peki Tahsin'le konuştunuz mu bu durumu? Yok konuşmadım dedim ama sadece ben kendim söyleyeceğim. Çocukların daha yeni şu anda duydular. Daha aynen. Ben çocuklarla konuşmadım. Yani olsan da tamam, ya ben kine söylüyorum. Tamam sadece. Ben izin veriyorum değiştirsin. Veriyor musun? Çok olumlu karşıladın. Ben veriyorum değiştirsin bakalım nasıl değiştirebileceğiz. Versin mahkeme ya. Yani ikisi de 18 yaşından olduğu için onlar dava açabilirler. Değil mi Tunca Hanım? Miras ret davası açması. Bir dakika Tunca Hanım sesi kapalıydı. Söyleyin Tunca Hanım. Kendileri yaşları büyük olduğu için açabilir. Ancak soyadının değiştirilmesi biraz farklı. Çok önemli bir hukuki sebep olması ben lazım. Ben de babama, ben de mahkeme açtım. Kendisi biliyor. Soyadımı ben de değiştireceğim. Değiştirebilmiş miyim? Şöyle yani sen sonunda öyle ya da böyle Mustafa'nın katil olacağının belgeleneceğini, dolayısıyla bu olaydan dolayı da soy isminin çocukları... Değiştirmesin yani çocuklarımın yarın karayla gezmemeler için değiştirmeye karar verdim. Yani sen Mustafa kızını öldürmekten yani cezaevine girecek diyorsun. Valla bu lafa gülünür işte. Bu lafa gülünür diyor. Gülünür. Bu lafa gülünür. Evet. Sadece kendi gülüyor. Başka kimse gülen yok. Şimdi sen Mustafa'dan daha önce de boşanmak istemişsin. Ne zaman boşanmak istedin? Sen mi istedin, o mu istedi? Ben istedim. Sen istedin. Ne zaman ben istedin? Ben götürdüm onu avukatın yanına. Avukatın yanına dilekçeyi yazdırdım, mahkemeye ben planla verdim. Planla götürdü tabii, planla. Onu da için. Bazı şahıslar devreye girdi. Ne zaman oldu bu? Kurbandan sonra. 2013 yani Eylül'de dedi sonra. Eylül. Evden gitmemiş yani. Eylül-Ekim. Eylül-Ekim. Kurbandan. Sen haberin yok mu boşanma davası kararı aldığında? Ben İsparta'dan beraber geldim. Gittik. Kendisi imza attı. Kendi imza attı. Ben İsparta'dan geldim. İsparta'daydım. Yani benim yanındaydım. Aha. Ben aceleyle çağırdı. Boşanma davası açalım. İşte evi vereceğim, damı vereceğim, şeyi vereceğim. Beni çağırdı aceleyle. Ondan avukatın yanına girdik. Dilekçe yazdık. Dilekçe parası istedi avukat. Sonra vereyim dedi. Gittik. Şeye, hükümete gittik. Orada da yani dosya parası, şey parası istedi. Ben dedi sonra getireyim dedi. Oradan ayrıldık yani. Bir oyunla çıktık oradan. Bu bir yani oyundu boşa, yani. Boşanmamı yok. Ya yani sana bir gözdağı mı verdi? Aynen bu yani onu verdi. Boşanma kararını almamışsın. Öyle bir de amacın yokmuş aslında. Bir gözdağı vermekmiş yani. Gözdağı vermek. Ne gözdağı vereceğim ben ya? Avukata ben 1000 lira para verdim dilekçe parası. Onu keyif uçun mu verdim o 1000 lirayı? Bazı şahıslar araya girdi dedin ya sen. Kim onlar? Hiç kimse girmedi dedim. Ya Mustafa dediği için soruyorum. Kim onlar araya girdi Mustafa? İsmini kullanmayayım ya. Niye ya? İsmini kullanmayayım. Bazı arkadaşlar. Akrabalarınız mı girdi. Arkadaşlarınız mı dostlarınız? Ya kendisinin yanında arabayla getiren bizi şahıs kimmiş? Kendisi de iyi biliyor. O da çok yalvardı yakardı. Şimdiki belediye başkanı. Yok ya. O yalvardı. Sadece. Şimdiki belediye başkanı. Şu anki tekrar seçilen belediye başkanı. Aynen. Şu an seçilen belediye başkanı aynen. Mı devreye girdi? Babam da çok devreye girdi. Oğlum ya, yapma. Kayınpeder de öyle. Aynen. Niye peki yani o kadar devreye girdiler, onu boşanmanızdan onlara ne ki yani? Kötüyüm ya ben. Ya yuvayı bozmanın demesi istediler ya. Ha o yüzden. Yuvanızı yani. Bozmanın demesi. Çocuğunuz var, çoluğunuz var. Aynen öyle demek istediler yani. Ben kötü gelirim ya, ne istemişler geriye dedim ha. Yiyordu ya. Yarın ben... Ama şu anda o an konuştuğunuzda senin o sırada sen şey tamam, daha dilekçe vermemişsin. Aldatmış kızının... lafını söylüyor ya, niye devam ettiriyor mesela? Ha, aldatma meselesinden. Yarın ben bunların cevabını Atlıya'nın önünde veririm ben bu küçük çekmecede. Yarın boşanacağına eminsin yani. İnşallah. Peki şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani peki bunca ihanete rağmen seni aldattığını söylüyorsun. Sen de onu aldatmışsın. Bu da duymuş komşu yani kulağına benim falan. Benim aldattığım adam çıksın piyasaya. Hayır ama şu annen söylemiş, kulağına söylemiş. Yaptığını yapmadığını bilmiyorum. Ben onun açısından söylüyorum. Aynen. Öyle bilgi almış. Sen de onun aldatıldığını yani şey yaptığını görmüşsün. Bu kadar ihanete rağmen. Bulukların hepsi ortada. Benimkiler ya acayip görüntüler görmüşsün. Ben
Ben bir niye tane boşanmadın? Bir tane mesajda birini kandırdım. Evime kadar geldi. Ben kaçtım. İşte onu da kendisi bilip duru. Ben inkar ettim mi? İnkar ettim mi ben? Niye kaçtın peki sen? Ya o kadından kaçtım. Ha sen Isparta'daki şeyi söylüyorsun. Tabii canım. Ama ben bunun gibi açıkça evime getirip köyde ben başkası ilişkin olmadığı yani. İçin. Annenin söylediği gibi köyde başka bir insan ilişkin olmadı yani. İşte o her şey ortada. Yok tamam onu konuşuyorlar. Köylü konuştu. Yani çocuk yapmış ondan sonra ya, iki tane çocuğu varmış ev yapmış. Özür dilerim ama bu sorularla şunu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya ben gidiyorum ben onu sevgilerim. Ya, tamam ben benim umurumda değil. İstediğiniz kadar sen 100 tane yap o 200 tane yapsın. Bana ne senin sevgilinden? Şu açıdan önemli. Niye önemli değil? Senin kızın kaybolmuş sen sevgili arıyorsun Didem ama niye önemli değil? Senin bir otelde yaşadığın gibi. Geçen gün benim sevgilim canlı yayın yaptı. Adamın bir tanesi şap ortaya yazı yazdı. Hmm. Ne demek oluyor bu? Seviyor. Oğlanın psikolojisi biliyorum, bozdu biliyorum. Ya, tamam ben tamam o açıdan önemli. Önemli değil. Buna niye çıktı bu? Hayır öncesi de önemli ama. Tamam. Öncesinde de katil olduğunu ya da sevgilisiyle öldürdüğünü söylüyorsun ya Mustafa'cığım yani. Tamam. O zaman sen neden hala bu kadının yanında kaldın? Kızını öldüren. Ne yanında kaldığımı? Kızını öldüren. Ne biliyorsunuz yanında kaldığımı? Ay, niye jandarmaya gitmedin lütfen ya. Lütfen ya. Hmm. Nasıl inandın bu kadına o zaman? Çok yalan söylüyorsa onu yapıyorsa bunu yapmasa. Ya bana inandıysa o bana inanmadı Didem Hanım. Eşe de bir şey varmış. Onu çözmeye çalışıyoruz. Niye şimdiye kadar bu kocam benim eşim çocuğumu öldürdü demedi de şimdi diye bu kelimeyi 10 senedir yanında oyun durdu. Oyun oynuyordu ondan. Oyun oynuyor ya aynı oyunlar devam ediyor. Niye durdu madem? Oyunlara gidip devam ediyor. Gidip polise emniyete Antalya emniyetine çocuğum babası kaybetmedi diyor. Kaçtı diyor. Kayboldu diyor ya. Buradan kocam öldürdü diye ya. Ya Mustafa o zaman katil kim çocuğu kim öldürdü ya? Kendisine sormak lazım. Bir anne bilir çocuğu baba bilmez. Yani kim öldürdü ya? Kim öldürdü katil kim? Bilmiyorum Doğan. Kendisi götürdü. En son götüren kendisi. Yani yolda koyduysa da kendisi, yolda götürdüğü de kendisi, öldürdüyse de kendisi. Ben götürdüm de şimdiye kadar 10 senedir hepsini yapan bu kendisi. Çocuklara niye sormamış çocuklara? Oğlum baban kızı, ablan kızı, baban kızı götürdü. Hmm. Nerede diye, niye kadar şimdiye kadar 10 senedir sormamıştı şimdi sen soruyor bana ya? Sen söylememişsin ya sevgililerle götürdü, annen sevgililerle götürdü diye. Ben bizim bir ihtimalimiz bu. Evet senin ihtimalin öyle. Ben sana sen öldürdün demeyeyim ben sana. Sen öldürdün diyemeyeyim ben sana. Aynen. Kendini götürdüğün için diyemiyorum. Çocuklara çatamadığın gibi. O zaman ben götürürsem buldur o zaman lan. Tabii bilmeye iş etmediğimi bildiğin için. Yani kanıt bulamayacağımı bildiğin için yapıyorum onu. O yandara bakma benim. Başka hiçbir şey diyemem. Yarın ben sana Atlayan'ın önünde bu kelimeleri dettireceğim ben sana. Merak hiçbir etme. Şey diyemezsin bana Atlayan'ın önünde. Bu arada Mustafa sen de daha önce buraya gelmeden önce Isparta'dayken Fatma yayınlarımıza geldikten sonra bir sana geldi ki Büşra senin yanına tamam. Geldi ya. Sen de bir röportaj yaptık. Tamam. Büşra yaptı. O röportajda çok ilginç şeyler söylüyorsun. Bir o röportajın diğer bir bölümünü bugüne kadar yayınlamadığımız yani özellikle de beklettiğimiz bir röportajı. Önce Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Ağlayarak konuştu röportajda. Dedim orada ama, bakın, ben orada size söylüyorum. Ama bir şey söylüyor Mustafa. Bugün elinizden geleni yapın. Ne sormak istiyorsunuz, ne yayınlamak isterseniz bugün her şeyi sorun. Ne olacak, yayın avukat ne olacak? Avukat da dahil bak bugünden sonra ben yokum bu yayında. Hani neden yoksun? Sıkıştım kaçacağım. Aynen. Böyle diyeyim size. Boşanıp kaçacaksın. Boşandım benim işim bitti. Ben bundan sonra savcıya hakimine derdimi anlatırım. Özür dilerim ama çok özür dilerim Mustafa. Senin derdin Fatma'dan boşanmak mı, çocuğunun katilini bulmak mı? Her ikisi de. Hiçbir şey değil. Tamam o zaman boşandın şey gittin. Bir tanesi gerçekleşti. Katil olduğunu düşünüyorsun. Kaç aydır buradayım ben Didem Hanım? Ha? Kaç aydır buradayım Didem Hanım? Zaman saymadım yani. Ben Ücren Hanım'a 3 aydır buradayım. Tamam güzel. Katil ikiniz biliyorsunuz da söylemiyorsunuz. Benim katil olduğumu çıkarabildiniz mi? Onun katil olduğunu çıkarabildiniz mi? Ya bilmiyorsun. Burada her şey ortada. Her şey ortada. Kim yalan konuşuyor, kim doğruyu konuşuyor. Ya her şey özür ortada. 10 yıldır beklemişsiniz. Tamam. Beklemişsiniz. 3 ay fazla üç geldi. 3 ay mı size zor geldi yani? Aynen. Benim için zor geldi. Ya. Kusura bakmayın ne oluyor? Yani. Ne oluyor? Aynı zamanda bu anneye de yani. İyi yapmışsın. Sadece Mustafa'ya değil bakmışlar. Ayıp ya. Ayıp sizin yaptınız ya. Mustafa. Mustafa. Zor geliyor ya. Mustafa. Çıkmayalım bundan sonra yayına. Ne yapacaksınız yapın. Kimi alkışlayacaksınız alkışlan. Gökhan sana da bravo. Gökhan sana da bravo. Ne oldu sen? Vallahi hayır, bak sana hakikaten bravo. İyi ne yapmış oluyorsunuz yani? Kızının katilinin bulunması için... Bulun o zaman değil mi? O zaman bulun. Ama sonuçta sen eşini sıkıştıracaksın. Senin görevin ne? O da aynı şekilde seni sıkıştırıyor. Ben sıkıştıracağım. Burada ben açık her şey ortada açık bak. Açık açık bak. Her şeyi o biliyor sen biliyorsun. Geldiği günden beri kendi konuştuğuna, kendi söylediğine
kendi söylediğine inanmıyor. Sen gibi yalan konuşamıyorsun değil mi? Her şey ortada, burada. Sen gibi yalan konuşamıyorsun değil mi? Sen benim röportaj yaptığımı bilmem ne yaptığımı. Dur ama çok önemli bir şey açıklayacağım. Nereden biliyorsun? Hanım. Sen bu yakından ne demiştin? Ne demiştin açıkla bize? Ne demiştin? Açıkla açıklayacağım ya onu ya. Açıklan. Açıklayacağım. Söyleyeceğim, merak etme yani. Hepsini açıklay. Ne oldu yani? Açıklan ya. Bir dakika. Benim için sıkıntı yok. Açıklan her şeyi. Sıkıntı yok. Başka bir şey yok. Sıkıntı yok. Çalıştığını meydan çıkaramıyor. Şurada evet kaldı bir saat. Elinden geleni yap. Hmm. Bugün sana saldırmayacağım da. Böyle vicdanına öyle sığınma. Ne, ben vicdanım rahat. Rahat mı? Rahat. Tamam. Benim sevgilim olmadığı için rahat. Ama sen her şeyi bildiğin için rahat değil. Ondan bu şeyin. O röportaj Mustafa'nın niye şey yani niye bugüne kadar yayınlamadınız dediğiniz röportaj. Şu anda Instagram'da izleyiciler ona bakıyorlar ve görüyorlar. Onlar baktı zaten dedim ama ondan sinirlendi. Sinirleneceğim ben ya. Ne çıkacak diyorlar. Sinirleneceğim ben. Röportajım daha bilmiyorsun ki ne oldu. Niye sinirleniyorsun Mustafa? Niye sinirleneceğim ben ya? Elinizden geleni yapın Gizem Hanım. Merak etme ya, biz yapıyoruz. Yapın. Ben her şeye burada her şey açık değil mi burada? Sadece o yumadalı diye ağlıyordu orada. Belli zaten işte anneniz böyle yaptı böyle yaptı diye ağlıyordu. Bak bir şey söyleyeyim. Biz şu anda ne senin katil olduğunu söyleyebiliriz, bana, ne senin katil işte, olduğunu söyleyebiliriz. Gidem Hanım, bunu ancak siz söyleyebilirsiniz. Sen katilsin de bana. Hayır bak ben bunu diyemem. Tamam mı, diyebilirsin. Ama sonuçta sen katilin Fatma ya da sevgilisi olduğunu düşünüyorsan Fatma'ya sen katilsin diyebilirsin. Ama ben düşünüyorum o gibi ben... Kız ortada yok ama, ortada yok. Bulun bulun kızım hanım Gidem Hanım. Benim çocuğa zarar vermiş ben Mustafa. Ben bu saatten sonra kızı da aramak şey demem. O evdekileri de evi tamam komple satacağım. Hı. O çocuğu alacak mı? Senin kız zarar vermemiş mi? Kızın nerede senin ya? Didem Hanım, kızın nerede? Herkes yok. Ben soruyorum. Sen sever sana ben zarar yok verdi mi diyorum. Mustafa anlamıyor musun sorumu lütfen? Sen burada bana demedin mi? Yüzüme karşı. Çocuğu nereye gömdün diye demedin sen burada. Sen dedin ceset yoksa cinayet yoktur diyen sen olduğun için. O zaman cinayet yoksa ceset yoksa bulun o zaman. Bulun o zaman. Ceset yoksa cinayet de yok mu? Bulun o zaman ben öyle bir kelime dediysem. Dedin demişsin kayıtlarda tamam, dediysem, var. Tamam dediysem bulun o zaman kayıtlarda ya. Kayıtlarda var Mustafa. Tamam bulun o zaman. Oğlum o zaman ama sen de diyorsun ki katil o taraf. Ben öldürmedim. Ben bunu başka anlamda söyledim. Ben katil dedim mi? Şimdiye kadar ben o katil dedim. Ya bir katil olması lazım. Çocuk yok ortada. Çocuk niye bağırıyor anlamadım. Ne bileyim belki de bu babası kaybetti. Belki de yurt dışına kaybetti. Bilmem ya ben. Ya ne alakası var ya? Üç aydır bak üç ya, aydır yine yapıyoruz. Götürdü, ortaya çıkar. Uçaklar götürdü. Gargalar götürdü. Ulan sen geçen gün burada kaç sefer dedin lan burada evet. Çocuk evden nasıl kayboldu, evden nasıl kayboldu diye lan. Sana soruyorum, sana soruyorum. Nasıl kayboldu evden o zaman? Evden nasıl kayboldu o zaman? Sen götürsen. Sana yorum bana yazma lan dedim hanım. Ya Mersin'e Dilara'yı biz bir iki üç gün yayın yaptık hemen kızı bulduk getirdik. Tamam. Bak iki gün üç gün. Tamam. Senin kızınla ilgili fotoğraflarını cayır cayır yayınlıyoruz. Sosyal medyada cayır cayır yayınlıyoruz. Bir tane bile ihbar yok yaşadığına dair Mustafa lütfen senin ya. Senin o 10 yaşındaki fotoğrafınla şimdiki fotoğrafın biri mi dedim hanım? Ya bak Türkan'ın, kuzeni Türkan aynı ikizi gibi. Tamam. Ya, ya bir şekilde benzer bilmem ne yapar. Ya size hiç bilemezlerdi değil mi? Ya, sadece şimdiki yaşıyla mı gördüler? Ki? Nasıl bilemez? Şimdiki yaşıyla mı gördüler? Bir şey, yaşında kaybolmamış. Bu çocuk 15 yaşında ortadan kaldırılmış. Küçükken görmediler mi çocuğu? Aa lütfen yani. Ya bir yerde kuyuda hapı sıdı şimdi çıkardılar öyle mi çocuğu? İyi anlaşamamışsın sen onlara. Öyle mi olmuş? İyi anlaşamamışsın, iyi öğretememişsin. Evet. Ya sen de verirken iyi öğretememişsin, iyi satamamışsın demek ki. Neyi satamam? İyi satmışsın yerine. İyi satmışsın. Yani çıkarma diye. En son götüren sensin çünkü çocuğumu. En son görüp de sağ evden çıkaran sensin. Bizden kandırıp da çıkaran sensin, doktora diye çıkaran sensin. Şu röportaj... İyi anlaşmışsın demek ki sattıysan. Nere sattıysan. Ya da öldürsen, attıysan. 10 senedir niye aramadın 10 senedir? 10 senedir ne ettin sen? 10 senedir niye aramadın? 10 senedir ne ettin sen? Evden kovunca aralım 17'sini evden çıktıktan sonra kurucuğum ha? Onda oğlan kardeşini, orada kardeşini sayesinde değil mi? İyi öğrettiler mi? Buraya çıktı ya, iyi öğrettiler beni. İyi öğrettiler beni. Şu röportaj bir ekranlara gelsin lütfen. Kızın cesedi köyde nerede sence? Bilmem. Katil nereye gömdü? Bilmem. Nereye gömdü? Kızın nerede gömülü? Bilmem dedim ben. Kızın sen önce tarla işlerine gidiyor musun? Gidiyordu. Gidiyordu. Nereye gidiyordu? O esnada çocuklar da okula gidiyor. Sizin kızınız okula gitmediği için küçük çocuğa mı bakıyordu? Oğuzhan'a. Küçük çocuğa bakıyordu doğru. Tamam. Siz öğleden sonra kahveye gittiğinizde Şükür ve Oğuzhan evde kalıyorlar. Evet ama o işe gittiği zaman ben kahveye mahveye gitmiyordum. Tamam, o işe gittiği zaman ben kahveye mahveye gitmiyordum. Ben sadece evde durdum. Çocukların işte yiyeceği, işeceğine, ekmeğine onlara ilgilendim. Akşam gidiyordum. Tamam. Peki o zaman o diğer okula giden çocuklar
Bütün gün mü okulda oluyorlardı? Akşam mı geliyorlardı? Onlar sabah gidiyorlardı mesela saat 8 gibi. Tamam. Akşam üstü saat 4 gibi geliyor, 3.30 4 gibi geliyorlardı. Tam günde okuldu. Aynen. Siz de onlar geldikten sonra yemeklerini veriyordunuz. Valla yemeklerini veriyordum. Eşiniz kaçta geliyordu? Eşim de 5 gibi geliyordu da. Hazır yemeği oturuyordu. Tabii canım, ben yemeklerini pişiyordum. İsterseniz sorabilirsiniz. Yemek pişiriyorum diyoruz. Bak o bayılı bana sorun yani. Bak o mesela işe gittiği zaman yemeği ben yapardım. Bunu kendisine de sorabilirsiniz yani. Yemek yapıyor mu diye sorabilirsiniz yani. Diyeceğim ona. Müşra sana soruyor, diyor ki kaybolmadan önce kızın tarla işlerine gidiyor muydu Fatma? Sen de diyor gidiyordu. Hatta o sırada ben evde çocuklarla birlikte yalnız kalıyordum ve yemeklerini ben yapıyordum. Eşime geldikten sonra da, yani Fatma işten elma toplamaya geldikten sonra da sen kahveye ondan sonra gidiyormuşsun. Yani Fatma o dönemde çalışmış. Sen de bunu kabul ediyorsun röportajında Ayvada. Mustafa. Evet. Yok Ayvada. Tamam. Kabul etmişsin işte röportajda. Tamam, olabilir. Ya o zaman evdesin sen yani. Evdeymişmişsin o zaman. Ha? Evdeymişsin. Yani Eylül ayında evde olduğunu kabul ediyorsun. Çalışmıyormuşsun tamam, evde yani. Evdeymişmişsindir ya. Evde miydin? Evdeymişmişsindir. Olabilir de hanım demişimdir. Sen bugüne kadar bize dedin ki o çalışmaya, elma toplamaya bugüne kadar söylediğinden başka bir şey bize söylemişsin Mustafa. Sonuçta Fatma elma toplamaya tarlaya gidiyormuş. Ve o sırada da Eylül ayında da bu olay gerçekleşiyor. Elma toplamaya gidiyor. Hmm. Hatta onun görüntülerini Instagram'a koyar mısınız arkadaşlar? Onu şimdi vakit kaybetmeyeceğim sevgili izleyiciler. Siz Fatma'nın o elma toplamaya tarlalarla çalışma gittiği görüntülerini Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi Instagram'da bakabilirsiniz. Şimdi o sırada sen çocuklarla birlikte evde varsın. Hatta çocuklara yemek sen yapıyorsun. Fatma yemek falan yapmıyor. Gündüz, yani o sıralarda elma toplamaya gittiğinde kızımı ya ihmal etti ya bir şey oldu ya biri geldi ya biri oldu. O sırada benim kızım hamile kaldı diyor. Senin eve kim gelip gidiyordu ben Fatma evde yoktu? Ben bir şey demeyeceğim. Doğru mu? Ben bir şey demeyeceğim şu anda. Ben mi yaptım o zaman? Hayır, sen yaptın demiyoruz kardeşim. Yaptı mı yapmadın mı bilmiyoruz. Eve kim girip çıkıyordu? Niye yaptın hemen sen kendin geliyorsun? Arkadaşların gelip gidiyor muydu? Kim gelecek ya? Ne bileyim, bilmiyorum, soruyorum kim sana. Gelecek, tanıdığım biri girip... Ya ben bir babaya dururken kızıma zarar verdiğim sorusundan bile... Den, duyuyorum, utanıyorum yani. Bak, bugün istediğiniz soruyu sorun bak bugün. İstediğiniz diyebilirsiniz. Her şeye açığım ben. İstediğiniz diyebilirsiniz. Eşin elma toplamaya gittiğinde o kıza ne oldu? Hamile kaldı diyor çünkü. Nereden biliyor hamile kaldığını ya? Ona sor. O söylüyor. Ya diyorsunuz, diyorsunuz hamile kaldı hamile. Şimdiye kadar sormamış da nasıl hamile olduğunu biliyor çocuğun ya? İşte onun orada suçu var. Onun orada suçu var. Aynen. 10 senedir niye sormamış bana? Sen kendi söylüyorsun, bu işi beraber çözeceğiz diyorsun. Tamam. Kendi bildiği için öyle diyor. Bu işe gittiyse çocuğuma başkasını yemek pişirdiyse, evde durduysam, evdeysem. Bir dakika dur, evet. Ben evde durduysam, çocuğuma yemek yaptıysa, bu işe gittiyse, çocuğuma ben bir şey zarar mı verdim ya? Öyle bak. Zarar verdim diyor. Sen bana o gözle bakıyorsun. Ben çocuğuma zarar verebilecek bir baba mıyım diye soruyor sana. Tamam, inkar niye intikler geliyor? Niye benimle beraber? Anlamadım. Niye diyorsunuz? Osman çocuğuma kadar yapmadı bir şey. Neden benimle beraber aynı şeyi devam etmiyor? Yani neden kendini saklıyor o? Çünkü hamileydik. Yalan. Yalan. Attın bir piyasaya, bir ortaya bir çekirge. Tamam, devam. Evet, zıplıyor. O da sensin değil mi o zıplayan da? Çekirge gibi zıplayan da sensin. Zıplatmam o zaman. Aynen. Zıplatmam o zaman. Niye doğru zıplatıyorsunuz? Ben burada şov yapmaya mı geldim? Yok canım, şov yapmıyorum. Ben yapıyorum şovu. Her gün bir şov bulup geliyorum. O arada mı? Yani sen tarlaya o gittiğinde. O arada dedim, başka arada evdeyken. Olmaz. Çünkü o arada ben yoğurdum 2 ay, 2,5 ay. Yani o arada olmuş olabilir. Ya bu soruyu sormaktan çok da üzülüyorum. Ben dedim, utanıyorum. Size baştan söyledim. Ben, nasıl soracağımı yani da bilmiyorum. Baba yapmasın ne dedim. Benim keşke sevgilim yapsın dedim. Size baştan söyledim yani. Evet. Başkasından umarım. Ama bir babadan umacağım hiç aklıma gelmezdi yani. Ama başkası yapsın. Keşke başkası yapsın. Sen çocuğun hamile olduğundan eminsin. Eminim yani. Şeyimden eminim yani. O zaman sormuştu değil mi? Kendisi de biliyor. Çünkü kendisi de biliyor. Ne yani biliyor? Kendisi de emin. Yani kendisi bana son getirmediği gün söyledi yani hamileymişmiş, kendine kaçmış diyen de kendisi. Yani çocuğun de... hamile olduğunu öğrenmiş, evet, yani arkasından kahretmiş, kahveye gitmiş. Aynen. Ya Mustafa çocuğun hamile olduğunu biliyor. Yok, bu koyup gidiyor yani. Bana kendisi diyen. Mustafa biliyor muydun? Ben bilsem ne yapacağımı da biliyorum. Evet. Ben bilsem... Yani...
Ben bilsem öyle mi? Burada yani çocuğu hamile edeceğim öyle mi ona? Çocuğu başkasının hamile diye, yani çocuğa başkasının değil de. Evet, benden o, benden yani bir şey çocuğuma bir şey gelseydi, aynı bak burada nasıl saldırıyor, 3 kişi tutamıyorsa ben evde kaybederdi. Yani kesin kaybederdi. Yani bak nasıl... O zaman Mustafa kızına zarar vermiş olabilir mi? Yani dedim hanım, o iş etmiyorum ama yani bu saklanışlarında da var bir şey. Yani... Ya seninle aynı ağız birliğini yapmamasından kızına zarar vermiş olabileceğini düşünüyorsun. Yani başkası şey yapmasa da mesela millete ne diyeceğiz diye yani öldürmüş de olabilir. Yani o çok şey... özgüvenli oturuyor, aşırı özgüvenli oturuyor. Ben bir şey yapacak bir insan mıyım diyor, çocuklarıma iyi bir babaydım diyor. Yani millete neden şey yapmadı mesela, millete ne diyeceğiz diye ne kendisi neden bağırarak söyledi. Şimdi Yasin'i birazdan canlı yayın alacağım, soracağım onun hepsini. Birazdan Yasin canlı yayında olacak. İstediğiniz, istediklerinizi düşünün. Ama şu düşünün. Şeyle ilgili hemen açıklayayım onu lütfen. Bu Halil var ya, komşu Halil. Hmm. Komşu Halil'in arkadaşlar önce, yani şimdi komşu, biz sizinle yayına başlar başlamaz komşu Halil buraya mesaj yağdırdı. Mesaj yağdırdı. Fakat sosyal medyasında aynı komşu Halil kaçak dövüşüyor. Yani böyle sözünün eri değil yani. Kaçak dövüşüyor. Şöyle, komşu Halil siz yayına gelir gelmez hemen bizim WhatsApp ihbar hattımıza attığı mesajı yayınlıyoruz. Hatta ben telefon numarasını da açıklayacağım kendisinin. Tamamını değil tabii ki. Var bende numarası. O zaman ezbere biliyorsundur belki. 0537 ile başlıyor. 9732 ile bitiyor. WhatsApp ihbar hattımıza mesaj atıp sürekli bilgi bombardımanına ve bir sürü ihbar bombardımanına tutan komşu Halil'in mesajları bir ekrana gelsin lütfen. Fatma kendini ifade edemiyor. Söylediklerinin hepsi doğru. Fatma yıllarca dağ başında, çadırda, kuş uçmaz, insan geçmez yerde tek başına koyun güttü. Konuşmayı unuttu. İnsan yüzü görmediğinden çocukları bile 7 yaşına konuşmaya başladı. Mustafa dağdaki çadırdan sabah kalkıp kahveye gitti. Gece 12.01'de döndü. Çocukları ve eşiyle ilgilenmedi. Taciz, hırsızlık vesaire 20'den fazla suç dosyası var. Sürekli hapse girip çıktığından tam avukat olmuş. Fatma'yı bastırıyor. Konuşmayı yeni öğrenen Fatma sürekli altta kalıyor. Fatma'nın haklı olduğunu tüm kasaba halkı biliyor. Ben 400-500 metre uzaklıklarında oturan komşularıyım. Fatma çok fazla eşinden şiddet görüyordu. O yüzden konuşamıyor. Mustafa çok soğukkanlı biridir. Şimdi bu WhatsApp ihbar hattımızda böyle bize sürekli bilgiler ve senin hırsız olduğun, kadınları yani taciz ettiğin, hırsızlık girdiğin, bütün bununla ilgili sürekli bilgiler aktaran Halil Ersan sosyal medyası neler yapmış, nasıl iki yüzlü davranmış, birazdan açıklıyorum. İki yüzlülüğü görmeniz için. Yok, ya sonuçta bir kız çocuğunun bir kız, bence de o sıkıntı kadar yok. Tacizci niye bir tane bu kadın çıkmadı karşına? Ama bunu senin komşun söylüyor. Bu komşunu söylerken iki yüzlü davranıyor sosyal medyasında. O demin orada bir yazı yazdı. Dans ediyor sosyal. 400-500 metre değil. Dur bak, bekle sosyal medyasında bu başka şey söylüyor. Arka planda başka davranıyor. Yani iki yüzlü davranıyor. Bunların hepsi de bizim elimizde belgeli. Yani senin kısacası komşun Halil çocukları bile 7 yaşında konuşmaya başladı diyor. Çocuklar geç mi konuştu? Tersini geç konuştu. Bu kadar şeyi bilebiliyor. Mustafa dağdaki çadırdan sabah kalkıp kahveye giderdi. Gece bir 12-1'de dönerdi. Eşiyle ilgilenmedi. Dolayısıyla senin suçlu olduğunu söylüyor. Ama asıl senin suçlu olduğunu açık ve net şekilde söylediği diğer şeyi birazdan yayınlayacağım. Ne diyeceksin Halil Efendi'nin böyle seninle ilgili sıkıntı söylediklerine? Yok. Sıkıntı yok. Onun için sıkıntı yok dedi var. Ben her şeye alıştık kaldım. Aynı şey bunu yapan bu Halil Efendi sosyal medyada iki yüzlü davranıp diyor ki iki suçsuz günahsız insanımızdan canlı yayında özür dilemedikçe diyor bu iki yüzlü Halil Efendi. Hiç kimse Show TV ekiplerine yardımcı olmasın, bilgi vermesin, canlı yayına çıkmasın. Ondan kim özür dileyecekmiş? İşte ben ikinizden özür dileyecekmişim, ekiplerimiz özür dileyecekmiş. Burada özür dileyecek bir şey yok ki burada. Ya, ve Halil Efendi şunun farkında değil. Biz 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayet konuşuyoruz. Yarın öbür gün öyle ya da böyle ya bir çok kısa bir zaman sonra tutuklanacaklar ya da bir katil bulunacak ve cezaevine girecek. O zaman Halil Efendi sen oradaki kız çocuklarının yüzüne, Çarık Saraylar'daki kız çocukların yüzüne nasıl bakacaksın? Utanacak mısın acaba? Utanacak mısın? Tamam. Başka şeyi de açıklıyorum. Dur belge bitmedi. Büşra'yı anlattıkları 0537 9732 no'lu hattan Büşra'yı anlattıkları bir no'lu VTR gelsin ekranlara. Hepsini sosyal medyaya koyun lütfen. Buyurun. Bekle dur.
Mustafa'nın babası azılıdır, çirkeftir. Mustafa 15-16 yaşındayken 80 yaşında bir kadını taciz etti. Mustafa'nın yüzünden öldü. Bu kadın da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyordu. Mustafa kasabanın azılı hırsızlarındandır. Bizim kasabadan Mustafa'ya kız vermediler bunlar çirkef diye. Fatma o zaman küçüktü ama babaları anlaşmış. Mustafa askerdeyken Fatma'yı babası dövmüş sanırım. O zaman kaçmış, evlendiler. Mustafa hırsızlık yapmaya devam etti. Yaylaya çadırı kurdu Mustafa. Etrafına tel örgü çevirdi. Fatma'yı da aldı götürdü oraya. Çaldığı koyunları da oraya götürdü. Fatma kuş uçmaz, kervan geçmez o yerde 20 sene yaşadı. Çocuklarını orada doğurdu. Hayvanlara baktı orada. İnsan yüzü görmedi. Mustafa kalktı mı kahveye gelir, gece 1'de dönerdi. Kendi başına koyun güttü Fatma orada. İnsan görmeye görmeye konuşmayı unuttu. Bunlar Büşra'ya anlattıkları. Valla konuştuklarını yazdıktan şu anda hiç yadırgamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Yadırgamıyorum çünkü benim evimle şu anda onun evinde 500 metre var değil mi? Evet 500 metre var. Senin kızın acaba bu kişi zararlanmış olabilir mi? Ben şu anda yarın bir gün köye döndüğüm zaman nasıl verebilecek acaba bana? Ben başka bir şey soru soruyorum. Acaba senin hakkında bu kadar iddia azılıdır, babası azılıdır, işte çirkeftir, işte kadınlara taciz etmiştir, 80 yaşındaki ihtiyar bir kadın onun yüzünden ölmüştür, azılı hırsızdır, Mustafa'ya kız vermediler. Yani senin evine 500 metre mesafede acaba bu olayda bu beyefendinin bu kadar dahili var mı ki ikiyüzlü davranıyor böyle? Çünkü bak utanmadan ne yapıyor biliyor musun? Senin oraya giden yani oradaki araçları fotoğraflarını çekiyor. İki tane aracın fotoğrafını çekmiş sevgili haberim izleyiciler. Dur. Haberim var. Sadece iki tane aracın haberim fotoğrafını çekiyor. Bir de utanmadan diyor ki utanmaz Halil Efendi. Böyle bir turizm ve merak tarihimizde yok. Didem turizm devam ediyor. Çok özür dilerim Halil Efendi. Acaba JASAD'ın yaptığı da JASAD turizm mi? Sen ne demeye çalışıyorsun? Biz 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşuyoruz. Beyefendi farkında mısınız? Acaba bu cinayetle ilgili bir şey mi biliyorsunuz? Olaya dahiliniz mi var? Kızının cinayetinde. Ya kıza kim zarar verdi bunu biliyor. Ve ortaya çıkmasın diye bütün çabanız bu yüzden mi? Niye böyle ikiyüzlü davranıyorsunuz? Bu sosyal medyada bunları atar gider yapıyorsunuz. Sonra bizim muhabirimizi arayıp arka tarafta Mustafa hırsızdır. Ne diyorsunuz? Amacınız ne sizin? Mustafa gerçekten öyleyse. Bunu bize... Ben gerçekten öyleysem de benim evime karısıyla kızını niye gönderiyordu? Bence güzel soru. İşte. Niye gönderiyordu benim evime? Bak Mustafa'cığım ben hepsini sana vereceğim. Telefondaki bu aynı 537-97-32 oğlu telefon hattında. Çarıksaray'da kimler yaşıyor? Hangi insanlar nasıl ikiyüzlü? Bakın beyefendi biz gazeteciyiz. Tamam mı? Saygılı olacaksın. Akıllı olacaksın. Tamam mı? Sözde bir tane internet sitesi kurmuşsun. Algı operasyonu yapıyorsun. Cinayetin aydınlatım vicdanlı. Bir defa gazeteci ahlaklıdır, vicdanlıdır, etik değerleri vardır. Tamam mı sen gazete? Yani nöbetçi olabilir miyim? İnternet sitesi kuruyor. Önüne gelen bunun hepsinin denetim altında olması lazım. İki nolu ses kaydı gelsin ekranlara lütfen. Çok sefillik çekti Fatma ve çocukları. Çocuklar okul çağına gelince kasabaya indiler. Zaten çocukların kendini ifade etmekteki problemleri biraz da bu yüzden kaynaklanıyor. Kasabadaki herkes bunu bilir. Mustafa sürekli cezaevine girdi çıktı. Hırsızlıktan dolayı. Fatma bu yüzden hep yalnız kaldı. Çocuklarla tek başına ilgilendi. Kasabaya geldiklerinde şimdiki yerlerine yerleştiler. Mustafa hırsızlığa devam etti. Bir öğretmenimizin 65 tane koyununu 4-5 sene önce bir ay sonra parasını ödeyeceğim diye aldı. Ödemedi. Türkan'ın başına bir şey geldiğini düşünüyoruz. Yaşadığına inanmıyoruz. Bir şey diyecek bir şeyim yok ya. Kısaca senin katil olduğunu düşünüyor. Düşünsün. Niye böyle gelsin yüzümüze karşı söylesin? Niye arkamızdan iş çeviriyor? İkiyüzlü davranmasın. Haklısın. Yüzüme baksın. Sana yüzüne baksın. Katil olduğunu söylesin yani. Arayacağım mı canlı yayında şimdi? Yok. Arama. Telefonu bırak. Geçen gün bana attığı mesajlar burada WhatsApp'tan. Sana ne diyor bu arkadaş? Bak. Ha, Halil Efendi. Mustafa'ya kadilse Mustafa'ya ne mesajlar attın sen bakayım? Ha? Sen ne diyorsun o mesajları bulurken Mustafa? Bu Halil'in söyledikleri. Bu Halil şunları. Bana ver. Gel getir Mustafa'cığım. Peki sen Halil senin kızına benim zarar. Yani niye böyle ikiyüzlü davranıyorsun? Benim arkamdan böyle konuşmayacaklar. Yok diyorum sadece korktuğu bak, için. Bak yazıklarına bak çoğunu da silmişim yani. Vay. Benim karşımdaki adam delikanlı olacak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu fotoğraftaki kişi değil mi? Aynen. Aynı kişi mi? Aynen. Ama sen soy ismini farklı kaydetmişsin. Yok ben lağabı Çerkez'de ben Çerkez Halil diye kaydettim. Ha tamam Çerkez Halil diye kaydetmiş seni. Mustafa'ya aynen. Ne demişsin bak. Mustafa sevgili komşum iyi bayramlar dilerim. Sürekli evi satacağım, her şeyi satacağım, Isparta'da yaşayacağım diyorsun. Sen ciddi misin? Fatma da Mustafa da ciddiyim demiş.
Yine etme diyorum ama var mı bir arayan soran? Gelince ilan ederim. Ne zaman geleceksin? 17'sinde oradayım. Peki kafanda ev için bir fiyat var mı? Derdi ev ya. 16'sında boşanma var, ondan sonra oradayım. Şu anda var da gelince bakarız. Hem burada olursan konuşuruz yine. Neyse, hayırlısı olsun inşallah. Mustafa'nın katil olduğunu düşünüyorsan bir katilin bayramını niye kutluyorsun Halil Efendi? Ha? Bana bunu söyler misin? Bir katilin bayramını niye kutluyorsun? Azılı hırsız hepinizin malını çalıyor. Öyleyse eğer gerçekten gidip niye bunun hakkında şikayetçi olmuyorsun? Niye böyle ikiyüzlü davranıyorsun? İşte sizin gibi ikiyüzlü insanlar yüzünden bu cinayetle ilgili birçok iddia köyde kadını, konuşulmuyor hanımı, yani. Hanımı benim evden çıkmazdı. Ayıp ya. Ekmeğini, katmerini, yufkasını, her şeyini benim evde ederdi. Niye gönderiyorsun ben bir tacizciyim de karını benim yanıma? Kendisine sorar mısın? Sor, bence kendisine sor yani. İşte cevap vermiyor bak. Ha? Ben konuşmuyorum dedi ona. Ya onun yanına gelmiyordu, benim yanıma geliyordu. Bu Halil'in amacı ne ya? Yani bundan korktuğu için başka bir şey değil. Ne ama korkacak o, ya? Bak. Bundan korktuğu için de bak, gizli başka bir şey söylüyor. Bak Didem Turizm diyor. Bak ben bu turizm işi tamam, mi yapıyorum? Işte onu kardeşim. Onu bilemeyeceğim. Bak Didem Turizm işi yapıyorum. Ben burada turizm işi mi yapıyorum? Ne bu ya? Ben biliyorum yani. Ne bu ya? Ben biliyorum. Şu bu nedir bu nedir? Avukatlarıma da verdim bu arada bu belgeleri. Şu arabaları çektiğinden haberim var. Ha? Şu arabaları çektiğinden haberim var. İki tane senin amacın evi sattırmak. Mustafa'nın evine konmak. Aynen. Anladım ben bu mesajı okuyunca. Mustafa'ya katil diyorsun, sonra arkasında evi almaya ben çalışıyorsun. Ben tacizci, hırsız dediği. Niye bir tane vatandaş bu adam bana taciz et dediği çıkmıyor? Valla bilmiyorum Mustafa ama Halil senin katil olduğunu, azılı hırsız olduğunu derdi, bile. Onun derdi o ettirmek yani. İşte ben de sana diyorum ki, bak sana diyorum ki sen orada evde yalnızken işte acaba bu Halil ya da başka biri eve girip çıkıyor muydu? Yani tanıdığın biri eve girip çıkıyor muydu? Ben sen katil değilsen, ben öldürmedim diyorsun ya. O da diyor ki, o arka planda diyor ki Mustafa katil diyor. Bizi sana yönlendiriyor. Ya şu anda suçladıklarına bana şu anda bütün iftiralar attığı için aklımdan geçmiyor değil. Ya benim aklımdan da geçiyor. Niye geçmiyor, bu kadar hedefi sana? Yani. Ya arka planda katil diyor, bir sürü bütün mesajları duruyor. Ben bu arkadaşlar yayınladınız mı o şeyleri? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi diye yayınladınız mı? Nasıl ben mı bu halkın içine çıkıp da kahvede oynayabilirim, milletin yanında çay içebiliyorum ben ya? Tamam. Şimdi ben bunları da bu sözde kişi, yani valla utanmalısınız ya böyle bir adam olduğu için. Gerçekten inanılır gibi değil yani. Ya sevgili izleyiciler, yani JASAD'ın yaptığı bütün emekler de mi turizm? Biz burada bir 15 yaşındaki kızın katilini arıyoruz ve çocuk 10 yıldır ortalıklarda yok. 10 yıldır çocuğu ortalıklarda görmediği halde yani 500 metre ileride oturan Halil de suçlu değil mi? Bence suçlu. Bilip susanların hepsi suçlu. Açık ve net yani. Hiç şey yapmasınlar, kıvırmasınlar yani. Oğlunuz gelecek şimdi. Yasin'le konuşacağız. Yasin önce yayına gelmek istemedi, sonra gelmeye karar verdi, sonra başka bir şey söyledi, şimdi stüdyoya gelmeye karar verdi. Yasin bir gelsin, bir göreyim lütfen kendisini, siz de göreceksiniz. Buyurun, alalım Yasin'i. Gel Yasin'cim. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Önce bir tereddüt ettin, gelmek evet istemedin. Biraz bir şey ettim, sonra geldim. Gelmeye karar verdin. Evet. Ablanı konuşuyoruz bak. Ablanla ilgili senin anlatacağın hatır. O zaman kaç yaşındaydı? 8. Peki. Nereye oturmak istersin? Şuraya annem, baban? Şuraya. Ortaya oturayım. Aynen. Peki babaya da yakın durmak istemedin. Önce ben Yasin. Bazı şeyleri ben çok fazla açık sözlü bir insanım. Bunun da hiçbir zaman zararını görmedim. İlk etapta insan zararını görmüş gibi oluyor ama. Evet. Böyle durduğum için de, açık sözlü olduğum için de kazandığımı düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde sana da öyle davranacağım. Senin de aynı şekilde davranmanı istiyorum. Evet, dinliyorum. Sonuçta senin ablanın, üzgünüm bunu konuştuğumuz için ama artık yetişkinsin. Evet. Cinayetini konuşuyoruz. Annenle baban da diyor ki ne biliyorsak biz biliyoruz diyor. Fakat sen bu stüdyoya geldiğinde annem önce burada başka bir stüdyodan canlı yayına katılmak istedi. Sonra arkasından annenin olduğu stüdyoda olmak istemedi. Evet. Annene öfkelisin. Hala da öfkeliyim. Hala öfkelisin. Burada olmak istemedi senin burada olduğun için. Olabilir. Kızgınsın. İyi doldurulmuşum. Evet. Cinayetle mi ilgili kızgınsın? Oğlum ben doldurdum mu? Nasıl? Doldurdu diye ya. Yok, doldurma. Oğlum gelmen, ben istemedim mi oğlum senin? Evet. Hı, ben istense gelmeyecektim ilk başta. Babam git dedi oğlum dedi. Cinayetle nasıl? Neden kızgınsın? Aynen. Cinayetle mi ilgili kızgınsın? Yok, o öbür olaylardan. Tamam, ama bizim konumuz şu anda öbür olaylar değil. Evet.
daha sonra onunla ilgili, yani çünkü o daha sonra annenle oturup konuşacağınız, sizin baban da yani ne olur bilmiyorum, annen ne olur bilmiyorum ama ailece konuşup şey yapacağınız bir olay yani. Evet. Ve yerinde boşanma davaları var bu arada annenle babanın. Ne düşünüyorsun boşanma davasıyla ilgili? Artık yapacak bir şey yok diyelim. O anasını buldu, beni ne çek diye bana. Kendi kararlarını verdi. O anasını buldu, beni ne çek. Annen de sana kırgınmış. O annesini buldu diyor. Babanın sevgilisi, şu anki sevgilisinden bahsediyor. Yok, o benim annem değil. O benim sadece ablam. Değildi de ablam. Ablam diyor. Hayır. O zaman benim yanıma niye gelmemiş? Gel oğlum, şuraya otur. Gel oğlum, otur. Hayır, gelmez. Gelme diyor. Kendi bilir. Bir haftadır burada demem. Niye gelmedi? Ha, bu hafta senin yanına niye gelmedi? Gel, bayramda biraz vakit geçirdiniz ama niye gelmedi diyorsun? Gittim annenin yanına. İki gün annenin yanına gitmedin mi? Yok. İki gün zaman geçirdik ha. Keşke küçükken burada ben buraya gidelim hepsini. Olsun, annesisin Yasin. Öyle yapma. Hayır demem. Ben olamamışım. Yine senin derdindeyim. Bugün yaşamama şey yok. Yani bırakıp gitseymişim derken şükür kaybolduktan sonra mı bırakıp gitseymişsin? Yok, sizi bırakıp gitmekten bahsetmiyorum. Yanlış anladım. Yani. Ben anladım onu da. Doğru mu anladım? Kızımla beraber ben de kaybola gitseydim. Ha, öncesinde. Kızımı da alıp o evden gitseydim. Aynen. Niye oğlunun gözüne bakamıyorsun? Bakmayalım lütfen. Çünkü anası olmayana kimsesi olmaz ama yarın bilecekler ama o zaman da şanak beni kaybetmemiş olurlar. Hayır deme oğlum. Hayır, Allah seni evlatlarına bağışlasın. Mustafa'yı da öyle de böyle anne babasınız yani. Ben dayanamayacağım. Yani kalbim dayanmayacak. Hayır. Yani hayır. Gerçekler ortaya çıkarsa diyorsun, cesedi bulursa kalbin dayanmayacak. Annen... Aynen. Dayanmayacak. O zaman beni kaybedecekler. Ceset bulununca, gerçekler ortaya çıkınca benim yanımda durmayacağınız için pişman olacaksınız diyor. İnşallah çıkar. Hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Hiçbiriyle görüşmeyeceğim. Kendi bilir, ben ne diyeyim abla. Ararsa açarım. Aramazsa açmam. Ararsam da açmazsa kendi bilir abla. Ben bir şey demem. Bir otelde kendi başımayım. Aslında bayramda iki gün kaldınız, sonra kalacaktınız, sonra annemi sorma, niye beni sormadı diyor, niye benim yanıma gelmedi diyor. Oğlum konuşsana, niye gitmedin, ben size demedim mi geçen gün, dün, gidin artık o an hemen kaldık otelde kalın, demedim mi oğlum? Evet dedi. Niye gitmedin annenin yanına? Az sonra durduğunda sonra gideriz diye düşündük. Bu annemle vakit geçirdik, az da babamla vakit geçirdik, ondan sonra gideriz diye düşündük. Öldünüzdük. Duydun mu? Yani bir şey duymayacağım. Onunla da vakit geçirdik. Bununla da vakit geçirdik. Demek orası daha iyiymiş. Ana daha kıymatlı değil. Çocukların telefon numarası yok mu sende? Çocukların telefon numarası yok mu? O karaladığın kadın kendi cebinden çocuklara elbise aldı. Öyle mi? Yani. Aramadın mı şunu? Niye aramadın çocukları? Oğlum ne diyorsunuz otelde? Gelin yanıma diye niye aramadın? Koyun sat diye dedim ama elin cebinden niye para aldı da çocuklarıma bir şey aldırtıyor? Yani pis koyunu koyuna sattı ya. Ödesin sen, alsın sen koyunların ötü parasıyla. Sen ona değil misin? Küfür yok bak. Küfür olmadan istediğiniz kadar birbirinize kızabilirsiniz. Elleme. İşini boşaltsın bugün. Ben bunu sakinim bak. Ben de. Ne yayın, derse yayında, desin. Yayında ikiniz de küfür edemezsiniz. Ne derse de. Desin Elleme. Bugün de, ben yani rahatım. Mesela. Yasak. Bana her şeyi söylüyor ya. Yarın da iki gün sonra. Yani şeyini yapacak. Ben yapamadıktan o aynısını yapacak. Ne yapacak yani, sana? Yani bana söylüyor ya yani şunu yaptı diye. Daha benden fazlasını buldu, merak etmesin. Yani kovalamaya başlayacak. Ha, yanındaki kişiyle ilgili olarak. Ya beni onu aldatıyorum diye ya da insanlarla görüşüyorum diye beni suçluyor ama yanındaki o şu anda mevzumuz o değil ya. O değil de değil mi? Yani çocuklarımı da, üç çocuğumu da alsın yanına. Zaten tasarım gitmez. Ben büyük oğlandan eminim. O gitmez. Tamam. Yanlarına gitmez. Sen yanına göndereceğim bunu. O gitmez. Sen yanına göndereceğim. Anne şunu söyledi. Onu konuşalım, sonra ben Şükür'le ilgili neler hatırladığını konuşmak istiyorum. Annen dedi ki
Ben dedi çocuklarımın soy ismini değiştirmek istiyorum. Erdem soy ismini artık taşımasınlar istiyorum. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra diyor. Yani babanın öyle ya da böyle cezaevine gireceğine emin, o açıdan söylüyor. O yüzden Erdem soy isminden çıkmanızı isteyecekmiş sizden. Sen böyle bir şey kabul eder misin? Ne olacak bu sırada? Bir daha şimdiki soru yani doğru değil. O zaman yani belli bir gerçekler sonra... ortaya çıksın ondan sonra diyor. Aynen. Yok. O zaman taşıyacaklar mıymış? O zaman ben katil soracak. Olarak cezaevine girersem sizin soyadınızı değiştireceğimmiş, isminizi aynen değiştireceğimmiş. Onu demek istiyor. Yok, değiştirme. Katil yani de olsa dışarıdaki olan daha nasıl bakacak? Baba. O zaman o gözüyle bak bir de. Katil de olsa baba. Değiştirme. Hiç kimse gelmez. Yani bir tersin, bayan, tersin. Bayan olarak mesela bayan bir kız mesela neden gelsin bir katil çocuğunun yanına? Gelsin, o günü konuşalım. O zaman kaç yaşındaydın canım? Bir daha söyler misin? 8. 8 yaşındasın. Ablan Şükür hatırlıyor musun? Yok. Hiç hafızanda yok mu? Yok. Sadece fotoğraf var bir tane. Onda duruyor dayalıda. Peki 8 yaşındasın. 10 yaşında Sparta'dan dönüyorsunuz. O günleri, Sparta'ya gidişini ve sonrasını, Sparta köye dönüşünü hatırlıyor musun? Yok, sadece köy Sparta olduğumu hatırlıyorum. Onu da arkadaşlar okulda falan geldik. Okul zaten evimiz yanınız zaten. Abin daha çok hatırlıyor. Abin o geceyi, Tahsin o geceyi hatırlıyor. Ben o geceyi hatırlamıyorum abla. Peki abin Tahsin'le ablanın kaybıyla ilgili hiç konuştunuz mu? Yok, konuşmadık. Biz anne. Evde öyle şeyler konuşmayız abla. İyice moraliniz bozuluyor çünkü. Neden moraliniz bozuluyor? Evde küçük çocuk var, biz varız. Oğuzhan var, evet. Sen varsın. Şimdi 10 yıldır senin ablan işte gece yarısı kayboluyor. İşte annen ya da baban başına bir şey getiriyor. Evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. İkisi de farklı, ikisi birbirini suçluyor. Annen diyor ki işte gece, Tahsin de bu arada anneni doğruluyor. Evet. Hamile olduğunu öğreniyorlar. Arkasından işte baban o gece hastaneye götürüyor. Fakat sonrasında hamile olduğunu öğrendikten sonra annenin iddiasını göre bırakıp kahrediyor, eve geliyor. Evet. Sen annene inanıyor musun? Annem bazı yerlerde yalan söylüyor. Nasıl diyeyim size, o hamileliği yalan. Ben düşünmüyorum yani. Bunu herkese söyledim zaten, herkese de söyledim. Yalan o. Hamile işi yalan. Hamile işi yalan. Gerisini de bilmem. O peki hamile, hatırlamıyorsan hamile işin neden yalan olduğunu düşünüyorsun? Yalan diyebilirim. Çünkü yapamaz. Biliyorum çünkü derken? Bilir. Hamile olduğunu bilir. Annem bilir yani. Annem aynen öyle bir insandır ki hamile olduğunu. Eğer çocuk, evet, ablam hamileyse ya da sizin başınıza bir şey geldiyse annen sorar mı, araştırır mı? Sorar, araştırır. Bak, babama kötülemek için değil. Babam da bilir. Yani İkisi söylese, de bilir. Söylese babam ne yapacağını bilir. Ya evlendirir ya bir şey yapar. Yani baba öyle... sessiz kalmaz. Aynen, sessiz kalmaz. Bak oğlun diyor ki onun yani ablamın eğer hamile olduğunu babam bilse. Tamam, tamam. Ben yalan söylemişim. O zaman neden kaybolmuş çocuk, onu da soralım. Sen tamam, ben yalan söylüyorum. Onu ben bilmem. Onu ikisiler bilir. Hiç annen evde ağlar mıydı? 10 yıl çünkü çocuk kayboluyor, ablan kayboluyor ve aynı birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki annen Isparta'ya gelip abin Tahsin, pardon, Antalya'ya dayının yanına gidip abin Tahsin'le telefon görüşmesi yaptığı sırada. Evet. Şükür'ün başına gelenler benim başıma da gelebilir diye. Evet. Söyleyince dayın bu görüşme üzerine anneni sıkıştırıyor. Annen önce yani bir kararsız kalıyor, sonra ikna oluyor ve arkasından gidiyor, diyor ki benim kızım 10 yıldır kayıp. Evet. Kocam Mustafa da öldürmüş olabilir, baban öldürmüş olabilir diye bir dilekçe veriyor. Evet, 2 gün sonra yine çıkmış abla. Nasıl? 2 gün sonra çıkmış canlı şeye, karakola evet gitmiş 2 gün sonra. Evet. Niye hemen dediği gibi gitmemiş? Ha, niye orada tereddüt etmiş diyorsun? 10 yıl önce gitmemiş abla, şimdi çıkıyor. Şu 10 yılı bir seninle bir irdeleyelim, konuşalım istiyorum. Bunlar çok güzel sorular, çok haklısın. Evet. Aynı soruyu babana da soruyor musun? Sorarım. Evet, İstersen şimdi sorayım. Biraz sonra soralım o soruları. Tamam. Sen o 10 yıl boyunca annen ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar, annen, evet, baban. Nasıl, anlaşıyorlar mıydı, kavga ediyorlar mıydı? Yok, anlaşırlardı. Ayrı yatıyor muymuş? Yani, yatakları ayrı mıydı? Ayrı yatakları. Yatakları ayrı mıydı? Ayrı. Yoktu o. Ayrıdı. Baban eve gelir miydi, evde miydi? Babam evdeydi. Gelirdi, oyuna giderdi. Biz peki işe giderdik, babam oyuna giderdim. Annemle baban konuşurlar mıydı? Nasıl, hangi konuda? Hayır, yani sohbet ederler miydi, sık sık kavga mı ederlerdi? Bir karı koca ilişkileri var mıydı? Vardı, öyle ederler sohbet. Biz de sohbet ederdik. Beraber şakalaşırdık falan. Güreş yapardık.
Yani Mustafa şey, baban dedi ki işte evde yoktum ben. Doğru düzgün eve gelmiyordum bile diyordu da o açıdan. Ama evdeymiş baban. Senin dediklerinden onu anlıyoruz. Evet. Hangi, o zamanlar mı? Evet, evet. Yok, ben şimdiler diyorum. Ben o zamanı sordum, sen o zamanı anlatıyorsun zaten. Yok, o zamanlar hatırlamıyorum tabii. Ha? O zamanlardan... Hayır, ben şöyle, 10-12 yaşlarını hatırlamıyorum. 10 seneden sonra diyor, yani ablan kaybolduğundan sonra diyor. Ablan kaybolduktan sonra annem baban birbirlerine nasıl davranıyorlardı diye sordum. İyi davranırlar. Evet, tamam, onu soruyorum işte yani. Tamam, son zamana kadar, aldatma meselesine kadar araları iyi. İyilerdi, aynen. Değil mi? Ben onu anlamaya çalışıyorum. İyilerdi. Çünkü babam başka şey anlattı da bize. Nasıl? Dedi ki bizim dedi karı koca ilişkimiz yoktu. Yani ben dedi hiç eve bile uğramazdım. Hapishaneye gittiğinde mesela sevgili bulmuşum, eve sevgili atmışım, yakalamış gelmiş yakalamış, onu söyledi. Yani sevgili meselesi. Baban 2017-2018 yılında, yani sen o zaman 8 yaşındasın, 4 yıl 5 yıl sonra falan, 4 yıl sonra annemi sevgili yapmışlar, o zamanları hatırlarsın, 13-14 yaşında falansın. 17 yaşında, o ben şey 2017'de mesela halam evdeydi ya, hapishanedeyken, 4 ay hapishanede yattığında kim geldi eve? Halam geldi. Erkek merkek gelen oldu mu? Yok. Sevgiliyle yakalamış ya beni. Bir dakika arkadaşlar. Ben Büşra'ya bir şey yazdım. Büşra bana bir şey yazdı. Halil Bey yayına bağlanmak istiyormuş. Bu arada Halil Bey... Bağlayın, önemli, önemli bir şey açıklayacakmış. Rica ediyorum, bir an bağlayın bakalım. Bu Büşra'ya söylediğini canlı yayında açıklarsa eyvallah Pınar. Tamam mı? Tamam. Canımı yesin yani. Bu Büşra'ya söylediği notu canlı yayında açıklayacaksa eyvallah. Hemen yayına bağlayalım lütfen. Açıklamayacaksa Halil Bey kusura bakmasın yani. Tamam. Evet, lütfen konuşur musunuz Halil Bey'le? Tamam. Şimdi bir ablan olduğunu sana kim söyledi, ne zaman söyledi? Bir ablan olduğunu ne zaman öğrendin? Hatırlamıyorsan sen eğer o zaman. Bir ablan olduğunu ne zaman öğrendin? Fotoğraftan görüyorum. Kim sana gösterdi fotoğrafı? Anne. Anne ne dedi peki Şükür'le ilgili? Ablamız dedi. Peki neredeymiş ablanız? Evlendi, evlendirdik dedi. Evlendirdik diyen anne mi? İki çocuğu var dedi. Dedi mi oğluna? Konuşmuştuk dedi. Çünkü konuşuyorduk devamlı yani. Evlendiğini, kaçtığını söylüyorduk. Çünkü ben burada doğru olarak konuşmaya geldim abla. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi evlendiğinde ve iki tane de yeğenin olduğunu, çocuğu, evet. İki tane çocuğu olduğunu öğrendikten sonra sen ablana, baba, anne gidelim, baba gidelim, gidelim görelim ablamızı diye hiç söyledin mi? Yok, hiç söylemedim. Merak etmedin mi? Dediklerine göre hiç ses çıkarmadım. Öyle evlendi falan kocasının yanında diye. Hı. Hiç ses etmedim. Görmek istemedin mi hiç ablana? Yok. Neden? Görmedik. Hiç görmedik zaten, hiç de görmedik. Bu normal mi sence Yasin? Bak o sana nasıl sahip çıkıyorsun? Evet. Ablanı niye hiç merak etmedin pek canım? Kocası vardı ya. Ama insanın ablası ya. Yanında kocası var ki çocuğu vardı. Zaten hiç o da aramıyordu zaten bizi. Ondan hiç sormadık. Peki Tahsin'le ilgili, ablanla ilgili hiç konuştunuz mu onu? Bir daha tam söylemedin. Yok. Tahsin. Konuşmadık. Biz evde öyle şeyler konuşmuyoruz abla. Niye konuşmuyorsunuz? Konuşmuyoruz. Peki yolda ya da başka yerde akrabalarınız... Kuzenlerim var, Türkanlar, işte Kezban mıydı? Kezban. Onlar hiç size Şükür'ü sordular mı ablanızı? Sordular. Ne dediler? Evli diyorduk. Onlar ne ara diyordu, biz evli diyorduk. Kim soruyordu sana bu soruları? Kezban sorardı, Türkan sorardı. Onlar da öğrenmeye çalışıyorlar değil, evet, mi? Peki sen fark ettin mi onların öğrenmeye çalıştığını? Yok. Sadece sorarlardı, ben de evli diye bir şey söylerdim. Bir daha da şey etmezdik. Yani sizden gizli gizli o zaman çocuklarla da konuşuyorlarmış. Aynen. Çözmeye çalışıyorlarmış. Hiç annen baban seni tembihledi mi? Yok. Yani böyle böyle bu ablan işte kayboldu, evlendi gitti diye söylersiniz dedi mi? Yoksa gerçekten edilip gittiğine inandınız mı? Yok, söyledi annem. Evlendi, herkese evlendi deyin dediler. Baban hiç söyledi mi peki sana? Babam konuşmazdı o şeyleri. Şükür'le ilgili konuşmaz mıydı? Yok. Şükür'ün hiç ağzından duymadım yani. Şükür peki, Şükür meselesi oğlum, olduğunda... Oğlum ne konu soruyorsa devamlı doğru cevap veriyorum. Annen ya da bağlan, ablan, pardon annen ya da baban, ablanla ilgili meselesi mevzu olduğunda ağlar mıydı hiç? Gözyaşı döker miydi? Ağlardı bazen. Kim? Hangisi? Anne. Babam da ağlardı, o da ağlardı. Ne diye ağlarlardı? Hani bir acıklı film olsun, hı, ağlarlardı. Ben filmi sormuyorum, ablanı tamam soruyorum. Tamam işte, ben de onu diyorum. Dizikli bir film izlerdi, hı-hı, aklına ne geliyorsa onlardan ağlarlardı. Peki o sırada ablanla ilgili mi akıllarına ablan mı gelmiş acaba? Onunla ilgili mi ağlıyorlardı? Bilmiyorum. Hiç sormadım, sadece ağlarlardı. Mesela aklına başka bir şey mi geliyordu, ondan mı geliyordu, ağlıyorlardı bilmem. Peki annen telefonla konuşurken... Ablanızla konuşuyorum gibi bir cümle kullandı mı hiç? Ne zaman? İşte ne zaman? Son 10 yılda. Yok. Hı?
Peki baban niye öyle söyledi bize? Bilmiyorum. Mustafa öyle bir şey söylenmemiş. Yani çocuklar, yani ablanızla konuşuyorum gibi bir cümle çocuklara edilmemiş. Oğlum ablamla konuşuyor diye siz demediniz diye. Hmm. Onu soruyorlar. Ha evet, o bizdik. Ben dedim onu. Onu ben dedim. Ne zaman dedin? Ama ben sana her şeyi açık söyleyeceğini söyledim. Evet. Ben de sana sordum. Baban mı duyma Oyan'la? Oyan'la duyma. Yok, Oyan'la konuşmuyorum ben. Oyan'la konuşmuyorum. Ben değil ablamla konuşuyorum. Duydun mu ablamla konuşuyorum dediğimi? Ben duyuyordum. Kızım falan diyordu. Duyan ama sen. Kız, sen sorar mısın lütfen kız çocuğuna, oğluna? Ben hiç dedim mi? Ablanla konuşuyordum dedim mi sana? Abi kızım deyip duruyordu abla. Kızım deyip duruyordu. Kime diyordu kızım? Telefonda konuştuğu kişi. Kim olduğunu bilmiyordum. Biz de sormuyorduk. Yok canım, öyle bir şey yok. Sadece... Niye Yasin bunu söylüyor? Babasının şey dedi ya, doğru söyle, doğru söyle diye. Babam alakası yok. Baban mı seni yönlendiriyor? Hayır. Ama az önce sen bize ilk dedi, ben bu soruyu sana sordum. Ben ilk cevabı tutarım dediğim zaman. Sonra evet, yani unutmam. Çünkü sorumu net bir şekilde anladın. Ben kafamı başka öbür konuya gitti de. Yok. Hangi konuya gitti Yasin? Şu hani ilk kaybolduklarında, çıktıklarında. İlk çıktığımız ya, ona dedi sandım. Bak Yasin, sonuçta... maalesef bir cinayeti konuşuyoruz. Evet. Bildiğin her şey ve dürüst davranman, ablan artık inşallah bir ruhu huzura kavuşacak, bir mezar olacak. Aynen. Onun da yaşamaya şeyi vardı onun. Ben yaptıysam ben yaptım. Onun da yaşamaya hakkı vardı. Niye 10 yıl önce çıkmadınız ya? Şimdi çıkıyorsunuz. Ona söyle. Ona söyle. Diyorsam, niye 10 yıl önce çıkmadınız bu? Şimdi çıkıyorsunuz, ikinize de soruyorum. Tamam, ona söyle. Niye kandırmış beni, kaçtığına inandırmış? Niye açıklamıyor şu yalanları? Hala da yalan konuşmaya devam ediyor. Yani bilmiyor muydu çocuğun kaçtı değişini şey ettiğini bilmiyor muydu? Niye yalan söylüyor bilmiyordum, ben işteydim. İşlemedi baban o zamanlar. Hiç duydun mu ben kaçtığı zamanlar işteydim diye dedi. Bilmem mi? Onu bilmezsin. Bilmiyorum. Onu bilmem, bilmiyorum. Baban hiç çalıştı mı? Şimdiye kadar hiç çalıştı mı bir yerde? Onu çalıştı. Söyle. Nerede çalıştı? İnşaatta çok çalışıyordu. Hangi inşaatta? İspartta olsun, burada olsun çalışırdı. Biz kaç çalışırdık, gün? O oyuna giderdi. Kaç gün? Ya çalışırdı, ne bileyim ben kaç gün çalışırdı. Bir gün olsa yine sigorta çalışırdı. Sigorta işi var mı? Sigorta olmasın yine çalışırdı. Elmaya giderdi, başka yere giderdi adam. Tamam. Ne için? Bizim için. Ben gitmez miydim? Ben tamam, sen miydim? De giderdin, o da giderdi, biz de giderdik. Ne için? Evimiz için. Her şey evimiz için abla. Bizim için. Adam bizim için saçlarını döktü. Sağ ol, adam kafaya baksana. Öyle mi? Onun için mi döktü saçlarını? Ne için döktü adam ya? Evet, 24 saat çalıştı ya. Abla ben çıkacağım. Neden? Otur, ben sorularımı yok, hayır. Ben çıkıyorum. Tamam şuradan git, şuradan git, şuradan git ya. Ne oldu? Şuradan git. Annene mi kızdı? Doldurdu dedi bana. Bir haftadır doldurdu. Ben zannetmiyorum Yasin. Daha sana doldurdu. Soracaklarım vardı. Çok önemli sorular vardı. Çünkü cevabını almamız şey etse o oradan şey yapacak. Onu biliyor kendisi. Ya korkuyor yani. Aynen. Bir dakika ben bir konuşayım. Bir dakika. Yasin bir şey... Yasin korkuyor musun babandan? Yok, ağlayacak yani doldu. Ha? Ağlayacak da ondan kaçtı. Şimdi bana söyle bir türlü. Yani bir dakika sakin ol Yasin. Bir dakika ben bir izninizle. Yasin sakin olalım. Ya tamam. Yasin sakin ol. Bir şey abla, soracağım. Bak, kalbini kırar. Hayır tamam kırma. Şşt, hayır. Tamam bırak geçsin, elime geçsin. Ağlayacak diye mi o şey oldu? Yok ağlayacak. Yalnız ağlamaz. Niye ağlayacak? Ağlamaz. O biriniz ağlayacak biriniz ağlamayacak diyor. Ağlamaz dedim ama ağlamaz. O sadece yani ne söyleyeceğini bilemediği için kaçıyor. Bilmiyorum. Arada sadece arada kaldığı için. Bana söylese bir türlü, ona söylese bir türlü. Arada kaldığı için kaçıyor. Gelmeyecekti, sen... gelmeyecekti zorla getirdin. Peki yani... Yandığını tutamadı, ağlayacağı da o yüzden getirdin. Hiç ağlama bilen yok dedim ama ağlayacağından değil. Şimdi bana söylese sonra şey yapacak, ona söylese şey yapacak. Ya çocuklar seni sildi. Benim ricamımla buraya, benim yalvarmamla geldi çocuklar evet, buraya. Çok seni sildi, sen. Sildi çok seni. Çok yalvarmışsın tamam evet. Mı? Evet. Aynı ama ben gene buraya o çocukları getirtirem oğlum, arkandayın, çalışacaksın tamam oğlum, arkandayın. Ben bir kendimden korktum evet. Bir şey olsun, bu çocuğu buraya getirtirmem buraya. Aynı gel tamam vermediğin gibi, elin şeyini ortaya attığın gibi üstü al verdi, çamaşır attı. Çocuklarımdan bir korkacak hemen, bir şey olsa ben buraya oturtturmam onu. Hemen işte yaptın ya şeyini, önünü yaptın ya. Elin kızı şey al verdi. Sen nesin? Sen alın lan. Elin karşı alasaya da sen alın üstüne çamaşır şeyini. Sen nesin? Koyun sattın ya. Sana ne koyu satıp satmadın? Alver lan çocuğun üstünü doldurlar çamaşırının şeyini. Elin şeyini konuşacaksın ya. Sen nesin? Elin karısını konuşacaksın ya. Gelin erkek gibi alırlar, sen alırlar. Sen nesin? Ben neyim? Sen nesin? Ben nereden alayım? Ben mi doğurdum onları? Ben aylık mı veriyorum? Ben mi doğurdum onları? Aylık mı veriyorum bana? Sevgililerin neyse ben lan. Ben 3 aydır buradayım. Bana para var mı diye soruyor musun?
Dağ gibi arkasında ne Mahmut diye biri. Aferin. Dağ gibi arkasında ne? Maddi manevi arkasında ne? Onu mu kıskandın? İşte abi. Benim haberim yok. Demek ki arkamdaymış bak. Benim haberim yok. Senin haberin var demek ki. Şimdi şu 3,5 senedir kayıp meselesini Oğuzhan ve Yasin Büşra'ya şöyle söylemişler. Özellikle 3,5 yıldır kayıp olduğunu babamız bizim söylememizi istedi. Babamız bize söyletti bu meseleyi. Çünkü sonuçta Yasin de Oğuzhan da sonra hatta siz kendi aranızda plan yapmışsınız. Değil mi de aynısını söyledi? Hemen oradan şey yapınca değiştirir çocuk. Aynısını söyledi. Yani oradan hemen doğru konuş şey deyince değiştirdi çocuk lafı. Şimdi o oradan şey yapınca çocuk kaçmayı plan şey etti. Konuşturmuyor niye ki çocuğu. Konuşturmuyor ki. Yasin daha önce de evden kaçmış. Niye kaçtı? Ben dövdüm. Neden? Ben kovdum. Neden? Para vermedin diye. Evlat benim. Para vermedin diye dedi. Döverim de severim dedi. Değil mi hanım? Dövmek olmaz. Dövmekle terbiye olsaydı. Yo. Bu yanlış bir şey. Yani bunu şimdi size yanlışsa benim yanlışım dedim hanım. Hmm. Kabul ediyorum diyorsun. Şimdi neye kabul ediyorsun o zaman çocuklarımı? Ben inkar ediyorum. Şimdi neye kabul ediyorsun o zaman çocuklarımı? Tabii çocuklar şimdi yanında olunca beni suçlayacaklar değil mi? 4 ay 5 ay oldu dedi bak. Kurban bayramında diyor ya. Kurban bayramında çocuğumu 4 ay erken kovmuş. Oğuzhan'ı ve Yasin'i bu kadar çok yönlendirebiliyordu. Tahsin'i neden yönlendiremez? Tahsin'i yönlendiremez. Tahsin yani dost doğrudur. Onu çeviremez. Bunlar yani, yamuk mu? Bunlar yamuk mu çocuklar? Her şeyi bildiği için çeviremez. Çünkü yamuk önceden beri çocuğuma eziyet çektiği için, hep şeyi o çektiği için, yük o çektiği için onu unutma. Döndüremez. Sana şu 3-5 güne kadar yanına göndereceğim ben onu. Anca ona tek tamam. Dedi, tek dedi. Aynen, seninle tutma dedi değil mi? Nasıl adını değiştireceksin, nasıl soyadını değiştireceksin, değiştirme. Aynen. Bak söz veriyorum sana. Sen göndereceğim onu. Yani. Yasin şu anda nasıl arkadaşlar? Yayına gelmeyi düşünmüyor. Onu çeviremedin mi? Ağlayır orada. Bir konuşur musunuz arkadaşlarımız yanında? Onu çeviremedin mi? Çok üzgün şu anda ya. Yazık günah çocuklara ya. Ay çok yazık ama biliyor musunuz yani? Ayrı yerde. Yani, devam. Orta yerde değil. Ayrı yerdeler. Ayrı yerdeler. Çok, hatta bak babanın yanında da oturmadı mesela. Çok senin yanında da çok babanın yanında böyle pozisyon alıyor gibi değil yani. Aynen. Ben şuraya oturayım dedi. Aynen. Yani senin yanında da şu emin olamıyor. Yanına oturabilirdi ama. Kimse olmasın yanına şunu. Şükürsü bozuldu şimdi ağzından bir şey çıkar. Yani benim gibi ters biri o da şey çıkmasın ikinci bir varmasın. Merak etme biz ona sahip çıkarız. Sen merak etme. Var yanına var kimse varmasın diye. Ne yapabilir ki? Ya bak oradan harika el kora harika sallıyor. Ha sinirli bir çocuk yani. O yüzden yani. Valla senden daha fazla sinirli olduğunu zannetmiyorum aynen. Mustafa. Yok, vallahi merak etme biz sahip sinirli. Çıkarız. Benden de çok sinirli. Bana söylerse yer valla ama. Bana bile küfür eder sinirlendiği zaman. Bir çocuklar size ablamız nerede? Bak, bize bana artık küfür ettiğini bu da iyi bilir. Ablamız nerede? Hiç sormadı mı çocuklar size? Hayır, ya? Sormadı. Çünkü baştan beri kaçtığını şey ettiğimiz için hiç sormadılar. Yani onlar da ona inandı. Onlar da inandı. Mesela ya öyle bir yalan ki. Kaçtı diye lafı var ya, kaçtı evet. Mesela. Kaçtı deyince kinleniyor. Hani bana şimdi nasıl kinleniyor şey olarak kinlendiği için ona da aynı kinini yaptıkları için sormadılar. Yani o işin kinlendiler. Şimdi sevgilimi attığı ortaya da ya, benim nasıl kinlendilerse ona da aynı kinlendiler. Kaçtığına inandıkları için. Yani çocuklar evlendiğini bilmiyorlar. Esas evlilik yok biliyor yani. Olmadığını bildikleri için kaçtı bizi terk ettiği gibisiyle onun için kinlendiler ona da. Sormadılar yani. Peki bu artık biz bir cinayet soruşturması yürütüyoruz. İnanmıyorlar. Özür dilerim. Bunun yani lafı yürütülüyor. Yani diyor ya hamile değildir mesela bunun lafı aynı bunun lafı işte. Yani öldüğüne cinayet olduğunu inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Söyle Mustafa. Cuma gün şu bu adamla Yasin birbirlerine girdiler bu adama bak. Ha biliyorum bunu haberim var. Ha, varsa biliyorum. Yazıklar olsun. Biliyorum evet. Yani ve bir gün birisi gelir yeniden şekillendirir hayatını, aklını, yüreğini. Bu kişiyle işte Mahmut'una bu fake hesap biz buna baktık araştırdık. Biz araştırdık buradaki başka bir tanınan bir ekran görüntüsünü aldım. Bu çocuğuna da Yasin birbirlerine işte girdiler. Yani benim videolarımın altına yazıyorlar ya mesela siz de yazabilirsiniz benimle videolarımın altına. Şöyle yüzünü kapatayım da bu kişinin. Yani ya şöyle. Göster niye? Ya bu kişi bir galiba biri bir sanatçılardan herkes biri. Herkes hattini bilecek. Hayır şu bu. O adamın ben her şeyini araştırdım. Evli karısı var çocuğu var nasıl bununla yazışıyor? Benle yazışan bile yok. Hiç olmazsa adını kullanın, adını söyleyin de hiç olmazsa bu buradaki kişi tanınan bir insansa şu an onun yüzünü o yüzden açıklayalım. Ya ben araştırdım her şeyini. Ya tamam o kendi fotoğrafı değil ki. O fotoğraf kendi fotoğrafı değil, yok, fake bir fotoğraf. Yok kendi fotoğrafları var. Ay of oradaki fotoğraflar. O adamın kendi fotoğrafları var. O Instagram'daki, TikTok'taki videoda fotoğraflar. Videoda paylaştıkların hep paylaştığına da bunun ismi var. O fotoğraflar kendi fotoğrafları mı? Vanya kendi fotoğrafları tabii canım. Şaka yapıyorsun. Tabii canım ben araştırdım adamı ya.
Ay onu yani onu formuzda değil bir çocuğun, dakika. Çocuğun kaybını araştırırlar. Arkadaşlar o fotoğrafla... Bak şimdi ben adamın yüzünü konuşturacağım. Madem sen bunu yapacaksın bizim ara lan burada. Ben sevgili bey yapmadım. Sadece şeye yazan... O yazanları telefonumu görmüyorsun. Sadece benim aklımda yazanlar hani sana yazıyorlar ya. Bana ne yazıyorlar? Arkandayız bravo bravo diye yayınlıyorsun ya. Ben yine kullanmıyorum bravo kelimesini. Tamam mı? Kullanmam sen kullanamam ya. Yine kullanırım. Tamam bağlayın Halil Bey. Ben ne sorarsam yanıt verecekmiş. Bekleyin tamam. Sabırlı olun. Halil Bey hatta mısınız? Gidem Hanım hattayım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Bir özür borcunuz var zannediyorum bana. Özür borcumuz yok. Şimdi siz tek taraflı burada yayın yapıyorsunuz. Hayır Halil Beyciğim. Şu iki tane Halil Beyciğim başka bir şeyden yayına bağlandığınızı biliyorum ama şu iki tane sosyal medyadaki şeyiniz için asıl sizin bana bir özür borcunuz var. Tamam. Şimdi bakın ben daha önce program başında 150 kere bağlanmak istedim. Bağlamadınız. Ama ben biz binlerce kişi bağlanmak istedi. Kimseye bağlamadık. Hayır bakın biz kimseye bağlamadık köyden. Halil Beyciğim. Biz kimseye bağlamadık. Ama ben şu anda hayır biz şu anda anne baba biz herkesi bağlıyoruz. Siz ben şimdi tamam sizinle polemiğe girmeyeceğim. Sizin bana açıklayacağınız bazı bilgiler varmış. Onu o bence polemiğe girmekten daha da önemli. Hiç de ego yapmayacağım. Bunu şunu söyler misiniz? Tamam. Mustafa benim 50 senelik ben Mustafa benden 1 yaş küçük. 50 senelik arkadaşım. Şimdi ben ilkokulu, ortaokulu her şeyi beraber okuduk. Ben Mustafa hakkında bir şey söylemedim. Hayır. İkincisi... Hayır beyefendi bakın. Beyefendi Mustafa bakın. Bir dakika. Hayır. Sizin Büşra ile yaptığınız bütün görüşmelerden haberdarım. Açık ve net bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin başına bir şey geldiğini düşünüyoruz. Babasının bir şey getirdiğini biliyoruz. Yaşadığına da inanmıyoruz diyorsunuz. Ne biliyorsunuz Mustafa ile ilgili? Mustafa benim 50 senelik arkadaşım diyorum. Ben size benim konuşmama izin verin. Veriyorum ama siz de lütfen söylediklerinizin arkasında durun. Arkasında durun söylediklerinizi. Ben arkasındayım ben. Tamam. Ben daha geçen gün Mustafa'yla görüştüğüm 2 gün önce evini satma diye yalvardım adama. Lazım olur diye. Hayır, siz evini satma diye yalvarmıyorsunuz. Siz hayır bakın Halil Beyciğim siz evini satma diye yalvarmıyorsunuz. Evi kaça satacağım diye soruyorsunuz. Eve talip olmak. Şimdi bana onu söyle. Onu bunu geçin de. Mustafa'yla canlı yayında görüştük. Tamam onu bunu geçince bana şunu söyler misiniz? Sonuçta evet. Biz 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşuruz. Bana ne evden oradan buradan yani. Bu çocuk bir cinayete kurban gitmiş. Sizinki orada bir çocuk tacize uğramış. Annesinin iddiasına göre hamile bırakılmış. Vahşice öldürülmüş, oraya bir yere de gömülmüş. Halil Beyciğim, tamam mı? Mustafa Bey bana 500 metre değil, öncelikle 150 metre. Hatta bahçe olarak da sıfırız. Tamam. Bu bir yanlış düzelteyim. Bahçe olarak sıfırız, 150 metre mesafede. Tamam. Bu çocuğun kaybolduğunu bizden daha yeni duyduk. Elimizden gelen yardım yapmaya çalıştık. Mustafa'ya da... Şükür'ün nerede olduğunu biliyordunuz peki? Mustafa benim arkadaşı. Mustafa benim arkadaşım. Halil Beyciğim, Şükür'ün nerede olduğunu biliyordunuz. Bana onu söyleyin. Şükür nerede diye biliyordunuz. Şükür'ün nerede olduğunu bilmiyorum. Ben hayır ne söylendi? Evlendirdi dediler. Size ne dediler? Evlendi. Isparta'ya gelin ettik. İki tane çocuğu var dediler. Peki. Şükür kaybolmadan önce annesi diyor ki Mustafa köydeydi diyor. Mevlüt de köyde olduğunu söyledi. Siz Şükür'ü köyde gördünüz mü? Pardon. Mustafa'yı köyde gördünüz mü görmediniz mi? Ben sabah 8'de gidiyorum. Akşam 5'te geliyorum. Gündüzleri yokum. Akşam da de değilim. Görmedim kesinlikle. Şimdi bakın. Mustafa'nın bakın, köyde olup olmadığını bilmiyorum. Bakın, ben komşu olmama rağmen. Bir dakika bak. Halil Beyciğim. Evet. Şimdi siz bana... Şimdi bakın, bir dakika. Halil Beyciğim, 1 Mart... Halil Bey, lütfen. Lütfen Halil Bey. Lütfen. 1 Mart 2024 tarihinde Büşra ile yaptığınız yazışmalar benim önümde. 0537 9732 sizin telefonunuz mu? Benim telefonum. Tamam. Mustafa işte 1-4-2016 Cuma günü saat 11'de döndü. Nisan ayında döndüğünü söylüyorsunuz. Eşya kamyonunun geldiğini bizzat gördüm. Hep birlikte döndüler. Mustafa yayında 1,5 sene dedi ama 2015 ortası yani 2,2 sene sonra Isparta'da döndü. Bir de şunu söylüyorsunuz Mustafa'nın Isparta'da döndüğü tarihi de net olarak biliyorum. Hatta gittiklerini de biliyormuşsunuz. Yani o gün... Bilmiyorum ama geldiklerini biliyorum, net biliyorum. Tamam ama Mustafa'yı köyde gördüğünüz bilgisi geldi bana. Mustafa'yı ben köyde görmedim. Mustafa'yı ben her gün görürüm. Mesela kapımın önünden geçmek zorunda çünkü mecburen. Tamam. Kapımın önünden geçerken görüyorum. Tamam, o zaman Isparta'ya taşınmadan önce... olduğunu bilmiyorum. Isparta'ya taşınmadan önce o zaman köyde gördünüz Mustafa'yı, doğru mu? Hayır, köyde görmedim. Köyde, bak olayı yanıltmayın. Nerede Mustafa'yı gördünüz? Mustafa'yı köyde görmedim. Nerede gördünüz? Mustafa'yı ben daha öncesi ve daha sonrası görmüştüm buraya.
Hatta bir tane bir kere geldiler. Seçimden sonra herhalde yaz tatiline geldiler. Halil Bey, benim sorum çok net. Şükür kaybolmadan önce. Hatta orada elma toplamaya gidiyor Fatma. Şükür kaybolmadan önce. Hatta eşinizle de sırdaşmış Fatma. Siz, evet, arkadaş. Siz Mustafa'yı orada görmüşsünüz. Ne zaman, nasıl gördünüz? Mustafa'yı ben bak ne diyorum size olayı şey yapmayın lütfen, çarpıtmayın. Çarpıtmıyorum, soru soruyorum Mustafa, ya. Mustafa'yı ben Isparta taşımadan önce görmedim. Ama Isparta'dan geldikten sonra gördüm. Çünkü ben burada değildim, ben burada yoktum. Şahikaraş merkezde ikamet ediyordum. Peki siz ne zaman... Kentte ikamet etmiyordum. Siz 6 ay ne zamandan beri orada ikamet ediyordunuz? Çocuk kaybolduğunda Isparta'da mıydınız? Annem öldükten sonra. Annem öldükten sonra geldim. Doğru mu söylüyor? Doğru. Yani dışarıdalardı, eşiyle dışarıda kalıyorlardı, yani başka yerde çalışıyordu. Köye gelmiyorlar mı? Evlerine gelmiyorlar. Yazın geliyorlardı yani. Ya tamam, sonuçta Ağustos'ta düğün oluyor başka bir köyde, Eylül'de elma toplamaya gidiyor. O sıralar köyde değiller miydi ya? Yok yok, Eylül Ekim'de yok köyde değildi çünkü okul başladığı için okulda çalışıyordu. Tamam, Eylül Ekim'de köyde değil ama Temmuz Ağustos'ta köyde. Köyde. Tamam, Temmuz Ağustos'ta Mustafa orada mıydı değil miydi? Mustafa'yı ben Temmuz Ağustos'ta yoktum. Ben sürekli çalışan birisiyim. Okulda çalışmıyorum. Köyde miydi değil miydi Temmuz Ağustos'ta? Bilmiyorum. O zamanlar Mustafa bilmiyorum. Her zaman buradaydı ama o tarih burada olduğunu bilmiyorum. Peki, o kadar çok şey söylüyorsunuz ki Mustafa ile ilgili. Fatma'nın evet, çok sefillik çektiğini, ondan sonra işte hatta çocuklarının 7 yaşındayken konuşmaya başladığını, Mustafa'nın işte bu kadar azılı hırsızlardan olduğunu, bu kadar çok şey nereden biliyorsunuz? Bakın siz orada... Şey yapmadan, benim söz hakkı kullanmadan kesinlikle tek başına karar veriyorsunuz, beni konuşturmuyorsunuz. Sordum ben sizin... Akşamdan bağlanma çalışıyorum, çok sert bir diliniz var. Beyefendi, bakın beyefendi, ben sizi şu anda ekrana bağladım. Ekranda milyonlar sizin ne diyeceğinizi merak ediyor. Siz bu kadar ekibin Büşra'yı anlattıklarınızın hepsi bizde var. Tamam mı kardeşim? Sen bu kadar Mustafa'nın azılı hırsız olduğunu... arkasından Mustafa'nın yüzünden çocukların sürekli eziyet gördüğünü, 7 yaşında konuştuklarını köyde değilseniz nasıl biliyorsunuz? Bakın ben kesinlikle beni dinliyor musunuz? Kesinlikle Büşra'da siz de bana defalarca canlı yayına bağlan dediniz. Ben memur olduğum için bağlanmak istemedim. Bu yüzden şu an ben sizi canlı yayına bağlanmak için tahrik ediyorsunuz. Hakkında birçok mesleğiniz konuları konuştunuz. Hayır ben beyefendi. Alın beyefendi ekranları. Alın beyefendi ekranları. Hala bak ekrana kalkıyor bilmem o ıvır zıvır konuşuyorsun ya. Ne diyorsun sen? Halil Bey ne diyorsun? Bak burada azılı hırsız diyorsun. Tamam mı? Katil diyorsun Mustafa için. Beni ekrana bağlamadınız, bağlama. Kardeşim ekrandasın, konuşsana. Konuşsana. Konuşacaksa bağlayın. Benim öyle eyvallahım yok yani. Yok efendim, bağladık. Bunları niye diyorsun Mustafa'ya? Katilse direkt söylesene katil olduğunu ya. Allah'ım ya Rabbim ya, sinir ediyor beni ya. Cesur değilse bunları niye söylüyor, konuşuyor, yazıyor? Korkuyor musun Mustafa'dan? Konuşun kendisiyle ya. Ne söylemeye çalışıyor, ne dediğini kendisi de bilmiyor yani. Kim bu ya? İkinci dediğiniz de varım, korktuğu için. Korkuyor mu bu kadar? Korkuyorsa niye kaçak dövüşüyor? Korkuyorsa bu kadar sosyal medyadan niye atar gider yapıyor? Yok Didem Turizm diyor. Ya iki insanlar özür dileyecek. Nereden biliyor sizin? Senin ya da onun katil olmadığını da ben sizden özür dileyecekmişim yani. Bilmiyorum. Vicdansız. Halil Bey, biraz vicdanınız varsa, azıcık vicdanınız var. Kızı var mı bunun? Var. Heh. Kızınızın yüzü suyu hürmetine gerçekleri söylersiniz. Tamam mı? Bunu bütün köye söylüyorum yani. Madem bu kadar bu adamın da katil olduğuna bu kadar eminsiniz, yüreğinize yetiyorsa çıkarsınız söylersiniz. Evet, boş ver ya. Yasin'in durumu nasıl şimdi? Bana onu söyleyin. Nasıl arkadaşlar? İyi mi Yasin? Çok iyi. Nasıl? Sinirleri yatışmış ama şu anda yayına gelmek istemiyormuş. Sinirleri yatışmış ama yazık bu çocuklara, biliyor musunuz? İkinize de söylüyorum yani. Nerede? Yani bak Şükür'e de çok yazık. Olan çocuklarım oldu. Çocuklarım başka kimse olmadı. Çocukların psikolojisi alt üst oldu yani. Olan çocuklarım oldu. Yani. Vallahi aldım. Yani olan çocuklar oldu ya. Ya zaten yani bunun zaten olan er ya da geç bir şey söyleyeyim bak. Bir sır yani bir gerçek, şu an bir gerçek ortaya çıktı. Şükür 10 yıldır ortalıklarda yok. Ve biliyoruz ki maalesef Şükür öldürülmüş. Şimdi katil gerçeği kaldı. Sevgili izleyiciler, sizce Yasin ne duydu, ne bildi? Neden böyle öfkelendi? Niye böyle dışarıda? İkisinin arasında mı kaldı? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız? Ah yazık çocuğa ya. Benim tam benim bence yani işte benim hakkımda konuşursa o kızacak. Benim onun hakkında konuşursa ben kızacak diye onun için yani. Ama çocuklar bunlar bir şey bilmiyor yani.
bunların yanında ne konuşulduysa ama onu biliyoruz. Annesinin konuşup konuşmadığını, yani konuşmadığını. Ya o geçen bir de üç buçuk bir araya gidin de sonra devam edin. Çok özür dilerim. Olaydan dolayı çok lazım. Sinirli yani. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Şimdi biz cinayetle ilgili sorular sormaya devam edeceğiz. İşimizi yapacağız. JASAT'ta soruşturma savcısı onlar da fazlasıyla bu olayı çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Ama anladığım kadarıyla komşu Halil bu cinayetin aydınlatılmasından daha ziyade senin evinin peşinde. Satacaksan da bu adama satma bence. Tamam kardeşim. Çünkü çocuk, bu arada çocuk da yazık günah nasıl üzülüyor yani. Lütfen evladınıza sahip çıkın. Yani yazık günah. Yani Şükür'ü kaybetmişsiniz. Bari bu çocukları kaybetmeyin. Tamam mı? Bu arada bir izleyicimiz Kastamonu'dan gelmiş. Hoş gelmiş. Keşke yayın öncesi konuşsaydık. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bana yazma getirmiş. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkürler. Kastamonulu arkadaşlarım, dostlarım vardı. Böyle bu yazmayı çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bütün Kastamonu'ya, bütün Türkiye'ye, vazgeçme izleyicilerine, yurt dışında da öyle. Teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun.